ekranları başında bizleri izleyen değerli meslektaşlarımızı tüm oda kurullarımız adına saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Yine bir pazar günü yine sizlerin misafiriyiz. Geçen hafta da bizleri evlerinizde, sıcacık yuvalarınızda çay kahve eşliğinde misafir ettiniz. Gerek izlenme sayılarımızda, gerek sizlerden gelen geri dönüşlerle ifade ettiğiniz memnuniyetler bizi çok fazla mutlu etti. Umarım yine bu yayında da tekrar aynı başarıyı sağlarız. Yine başarılı olmayı diliyorum. Değerli meslektaşlarım, bugünkü yayınımızın açış konuşmasını yapmak üzere oda saymanımız Sayın Gülgün Öztürk aramızda. Ben açış konuşmas konuşmasını yapmak üzere ilk sözü kendisine veriyorum. Buyurun Sayın Öztürk, söz sizde. Değerli meslek mensupları, sevgili stajyerlerimiz, tüm izleyenlerimiz, hepinizi odamızın yönetim evet, başta olmak üzere tüm kurulları, komiteleri, temsilcilikleri ve çalışanları adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Uzaktan eşimle bugün sizlerin evlerine değerli eğitmenlerimizle konuk olduk. Bu misafirliklerin daha keyifli ortamlarda yüz yüze olmasını diliyoruz. Ama biliyoruz ki salgın bizleri daha çok dijital ortamlarda bir araya getiriyor. Bu sebeple teknik altyapılarımızı güçlendirmek adına büyük çaba sarf ediyoruz. Ancak yaşanacak elimizde olmayan olası teknik aksaklıklar yüzünden şimdiden özür diliyoruz. Daha çok zorlukları ve hastalıkları ile hatırlayacağımız 2020 yılını bitirirken yeni bir yılın heyecanlı maalesef vuruk yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki zorlukları yine hep birlikte aşıp daha güzel günlerde, daha güzel üretimlerle bir arada olacağız. Öncelikle tüm dünya etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarımıza, sağlıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza rahmet hastalığın pençesinde mücadelesini sürdürendir. Herkese acil şifalar diliyorum. Bugün diğer eğitimlerimizde olduğu gibi bu eğitimde de mesleğimizi icra ederken karşılaşacağımız sorulara cevap bulabilmek için gündemimizdeki konulara yer verdik. Sizler sorularınızı hazırlarken değerli eğitmenlerimiz cevaplarını vermeye çalışacaklar. 1993 yılında temeli atılan eğitmenlerle eğitim modeli bugünlere kadar meslek mensuplarını aynı ortamlarda bir araya getiren en önemli araç oldu. Bu vesileyle 1993'ten bu yana bugüne kadar emeği geçen yöneticilerimize ve ilk gün heyecanlarla çalışmalarını ekip ruhu içinde devam eden eğitmenlerimize sizlerin huzurunda bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Umarım eğitimin sonunda azim bir faydayı sağlamış olursunuz. Sorularını hazırlayıp ekranlarınızın karşısında kahvelerinizi yudumlarken sevgili eğitmenlerimiz Mustafa ile Serkan'a ve moderatörüm Salim Bursalı'ya kolaylık, sizlere de sağlık ve huzur diliyorum. Sözlerime son verirken diğer eğitimlerimizde tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Dediğim gibi 2020 yılı çok zor bir yıl oldu. Şöyle kısaca hatırlayacak olursak işte genelde biliyorsunuz televizyon kanalları da geçmiş yılın bir özetini yaparlar. Biz de bu anlamda bir özet yapmak için e, düşündük. düşündük. Muhsegek ile tanıştık dediğim gibi. Sistemlerde aksaklıklar yaşadık. Uyum sağlamada bayağı zorlaştık, zorluklar çektik. Geri kazanım, katılım payı hayatımıza girdi. Bu sistemle yeni tanıştık. Ortada tebliğ yoktu, yönetmelik yoktu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genel yazılar üzerinden adeta bulmacalar çözmeye çalıştık hep beraber. E-Uygulamaların, E-Belgelerin çeşitleri arttı, uygulayanların sayıları arttı. Yoğun bir şekilde 2020 yılında E-Uygulamalarla karşı karşıya kaldık, geçişlerimiz oldu. Kısa çalışma ödeneği tam bir muammaydı, tam bir e, ömür törpüsü gibi geldi bize. E, bunların puantajlarında çok zorlandık, bildirimlerinde çok zorlandık. Devamında ücretsiz izinler, nakit ücret desteği bizleri bayağı zordu, yordu. Mücbur sebep hali yayınlandı biliyorsunuz pandemi içerisinde hangi firmalar kapsamda hangi firmalar kapsamda değil çok uğraştık çok kafalar karıştı bu konuda. Yapılandırma kanunu yayınlandı hiç de öyle önceki yapılandırma kanunları gibi değildi. Bayağı farklılık getirdiler yeni uygulamalarla beraber buna adapte olmaya çalışıyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. SGK teşvikleri bunların çok sayıda olması, çok çeşitli olması, birbirlerinden çok farklı uygulamalar getirmesi tam bir müşavir mühendisliği gerektirdiği için burada çok zorluklar yaşadık, çözmeye çalışıyoruz. 7194 sayılı torba yasa yayınlandı. Torba dediğin baya baya bir çuvaldı. Her şey vardı içerisinde. Dijital hizmet vergisinden tutun, konaklama vergisi ki ertelendi, yeniden hayatımıza girecek. Evet, yine binek otomobillere getirilen gider kısıtlaması ki bugün bu konuyu konuşacağız. Değerli eğitmenlerle beraber üzerinden tekrar geçeceğiz. Ücretlerde vergi dilimleri yeniden ayarlandı. İza davet müessesesi yeniden düzenlendi. Uzlaşma müessesesinde yenilikler oldu. Değerli konut vergisiyle e, tanıştık. Bütün bütün bunlar bizim iş yapış şeklimizde çok yoğunluk sağladı, yaşattı. Yani Bizim Tesmer Başkan yardımcımız bu konuda başka bir ifade kullandı ama ben o ifadeyi kullanmayacağım. Ben sadece taşıma haddimizi aştığımızı, yani her aracın bir yük taşıma kapasitesi var. Biz bu kapasitemizin üzerinde iş yapmaya başladığımızı sadece söylemek istiyorum. Bizim öyle evde oturma lüksümüz yok. Her şey bizim için sıkıntılı. Hatta burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Temel bir gün uçakta seyahat yapıyormuş. Uçağın motoru arızalanmış. Yanındaki kadın da telaşla eyvah uçak düşüyor diye telaşla feryat edince Temel dönmüş sakince ya niye telaşlanıyorsun? Uçak babanın malı mıdır demiş. İşte bu ülkedeki bütün aksaklıklar, bütün sıkıntılar bizim babamızın malı. Bu sıkıntılar bizim konularımıza giriyor. Biz ülkemiz için Mesleğimiz için her türlü sıkıntıları sanki babamızın malı gibi sahipleniyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Çünkü sunduğumuz hizmetler çok geniş kitleleri ilgilendiriyor. Esnafı ilgilendiriyor, tüccarı ilgilendiriyor, devleti ilgilendiriyor, finans kuruluşlarını ilgilendiriyor. Biz hep beraber meslek mensupları olarak, oda olarak, üst birliğimiz olarak artık Bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Tabii ki haklı olarak da bir beklenti içerisine giriyoruz. Lütfen odalarımızın, birliğimizin ve bizlerin birazcık seslerine kulak verin. Öncelikle olarak acil katma değer vergisinde bir indirim istiyoruz. Uzlaşma müessesesinde bizlere de görev verilmesini talep ediyoruz. Bunlar kısa vadedeki taleplerimiz. Tabii ki tahsilat sorunumuz tahakkuk esasına göre bunların çözülmesi gerekiyor beyanlarımızı ona göre yapmamız gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Evet değerli meslektaşlarım şöyle kısaca yaşadıklarımızın üzerinden biraz geçmek durumunda kaldım. Hatırlatmak istedim. Bugün ne konuşacağız? Evet yılın son ayındayız. Yeni yıla hazırlıklar yapıyoruz. Mali müşavirin bir gündemi var. Bu gündemde bu zamanda neler konuşuyoruz ve benim şahsi bir beklentim de şu lütfen 2020 yılı getirdikleriyle beraber alsın hayatımızdan çıksın yaşanmamış sayıyorum bu da benim talebim 2021 yılında tertemiz sayfalarla hayatımızı devam ettirmek istiyoruz. Evet gündemimizi konuşacağız çok farklı konulara değineceğiz çok değerli iki tane eğitmen arkadaşımızla beraberiz. Tesmer eğitmenimiz Sayın Serkan Sünmez, Tesmer eğitmenimiz Sayın Mustafa Gün ile beraberiz. Bugün tamamen sohbet ortamında sorular soracağız, cevaplar alacağız. Kendilerine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hocam isterseniz Serkan Hocam bir merhaba deyin, sizinle başlayalım. Sonra Mustafa Hocam da devam ederiz. Ben de başta yönetim kurulu ve tüm eğitmen dostlarım adına bütün Meslek camiamızı ve bu mesleğe gönül verenleri ve bizi dinleyen bütün dostları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben de Halim Bursalı hocama katılıyorum. Sanki böyle 2020 hiç hayatımızda olmasaydı, hiç bunları yaşamasaydık ama işte bazı şeyler e, elimizde olmuyor. Dünyanın dengesi, düzeni ve farklı kavramlar söz konusu. Eee yaşanıyor. Ümit ediyorum şu son günlerde artık bunların hepsi geçmişte kalacak. 2021 bizim hepimize sağlık, başta sağlık, sonra huzur, mutluluk ve bol kazançlı bir yıl getirecek. Ben buna inanıyorum, pozitif bakıyorum ve pozitif de bakmaya devam edeceğim. Bu arada tabii bu pandemide hayatını kaybeden meslektaşlarımız oldu. Ve ben onların adına da hem odamız adına hem eğitmenlerimiz adına geriye kalanlara başsağlığı, vefat edenlere ise Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yine vatandaşlarımız da hayatını kaybetti. Bu ülkemizin vatandaşları da hayatını kaybetti. Onların da ailelerine başsağlığını iletiyor ve diliyorum. Faydalı bir eğitim olacağına inanıyorum. Değişik konularımız var. Halim Hocam'ın moderatörlüğünde her alandan değişik sorular derleyeceğini düşünüyorum. Bizim için de keyifli olacağına inanıyorum. Biraz birbirimize e, sorularda geçiş yapacağımıza inandım. Keyifli bir eğitim olacak. Şimdiden başarılar diyorum. Teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz Sayın Hocam. Mustafa Hocam, değerli meslektaşlarım ben de sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bir kez daha aynı platformda sizlerle birlikte olduğum için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Halim Hocam 2020'nin e, e, meslek mesleğimiz açısından çok güzel özetledi. Ben de kısa bir özet yapmak istiyorum izninizle. Çok zor bir yıl geçirdik ama 2020 yılı bizim mesleğimiz açısından çok önemli bir yıl olduğunu görüyoruz. Çok ağır yüklerin altına girdik. Ertelemeler, sık değişen mevzuatlar, nakit ücret değiştiği, kısa çalışma ödeneği ve tüm bu zorluklara rağmen meslek mensuplarımız bunların altından kalktı, kalkmaya da devam ediyor. Bu dönemde bizler gösterdik ki ülkemiz için, Türkiye ekonomisi için bizler ne kadar vazgeçilmeziz ve ne kadar önemli olduğumuzu bu yıl aslında bir kez daha ispat etmiş olduk. Diliyorum ki 2021 çok daha güzel bir yıl olur. Eğitiminde faydalı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli meslektaşlarım, bugün dediğimiz gibi gündemi konuşacağız. Her şeyden önce konuştuğumuz konuların dışında da sorularınız olabilir. Varsa değerli eğitmenlerimize sorularınızı ulaştırmak istiyorsanız, lütfen soru cevap et ismo.org.tr adresinden sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Şu anda her zaman olduğu gibi TESMER eğitmenlerimizden birkaç arkadaşımız yayın arkasında, e, kamera arkasında bizlere destek veriyorlar. Onların yardımlarıyla sorularınıza cevap vermeye çalışacağız ama hiç çekinmeyin. Şu anda hemen hemen her konuda uzman bir arkadaşımız aramızda soru sormakta çekinmeyin lütfen diyoruz. Ve e, hocam ilk bölümle başlayalım. Mustafa hocam, hocam sizinle buyrun. başlayalım. E ee, yeni yılın hazırlıkları var. İçinde bulunduğumuz dönemin kapanış hazırlıkları var. Ee, pek çok büroda, pek çok şirkette defter tasdikleriyle uğraşıyorlar. E ee, sosyal medyada da paylaşıyorlar. E, bu defter tasdikleriyle ilgili çalışmalarını. Ee, yoğun bir şekilde e-deftere geçiş var. 1.7'de e-belgelere, e-faturaya evet. e geçiş olduğundan dolayı. ilk defa e-defter uygulamasına dahil olacak meslektaşlarımızın sayısı çok fazla. Ama hani e-deftere geçtik diye lütfen o diğer kağıt defterlerle ilgili sıkıntı yaşamamak açısından biz bu elektronik defter dışında yani elektronik defterlerin neler olduğunu bir söylersiniz. Onların dışında da hangi defterleri nasıl tasdiklememiz gerektiği konusunda ilk sorumuzla başlayalım evet. hocam. Buyurun. Hocam öncelikle tasdikat tabi defterler vergi usul kanunu 220. maddesinde düzenlenmiş. defter tutma yükümlülüğü de Türk Ticaret Kanunu 64. maddesinde düzenlenmiş. Defter beyan sistemine tabi mükellefler zaten sistemin içerisinde tüm e, tutulması gereken defterler var. İşletme defteri, serbest meslek defteri, amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi defteri. Dolayısıyla defter beyan sistemine tabi olan mükellefleri başka herhangi bir kağıt ortamında defter tasdik ettirmesine gerek bulunmamaktadır. Burada önem arz eden husus, e, önem arz eden husus bilanç esasına göre defter tutan mükelleflerimiz ve e-deftere geçmiş olan mükelleflerimizle ilgili. Burada e-defter dediğim zaman aslında aklımıza gelmesi gereken iki tane defter var. Bunlar nedir? Defter-i kebir ve yemiye defteri. Dolayısıyla e, tasdik etmemiz gereken defterlerin, yemiye, e, yemiye defteri ve defter-i kebir dışındaki tüm defterleri firmalarımızın tekrar kağıt ordununda tasdik ettirmeleri gerekiyor. Burada firmaların nivlerine göre ayıracak olursak, anonim şirketlerde e deftere geçişecek olan bir anonim şirketin yine envanter defteri ve damga harcı defterini kağıt ortamında tasdik etmek ve tutmak zorunda. Aynı zamanda pay defteri, e, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli sayfa sayısı olması durumunda tekrar e, açılış onayına gene, gerek olmadan tutabilirler. Burada e, önemli bir hatırlatma yapalım. E, karar defterimizin mutlaka Aralık e, Ocak ayında Kapanış onayının yapılmasını atlamayalım. Limit test şirketlerimizde ise envanter defterlerimizi kağıt ortamında tasdik ettirmek zorundayız. Yine aynı şekilde anonim şirketlerde olduğu gibi pay defteri ve genel kurul toplantı müzakere defteri yeterli sayfa sayısı olması durumunda tekrar açılış onayına gerek olmayacaktır. Burada bir önemli bir hatırlatma yapalım. Bürolarımızda görüyoruz bazen unutabiliyoruz. Limited şirketlerde damga vergisi mükellefiyeti zorunlu olmamakla birlikte bazı sebeplerden dolayı bazı limited şirketlerimiz damga vergisi mükellefiyeti açabiliyorlar. Bu durumda da ilk yıl açtıktan sonra sonraki yıllar unutulabiliyor. Mutlaka eğer damga vergisi mükellefiyetimiz varsa damga vergisi defterini de e, kağıt ortamında tasdik ettirmeyi unutmayalım. Özellikle şu an tam e, yıl sonu içerisindeyiz. Yeni müşterilerimiz olabilir. Burada da yeni müşterilerimiz varsa mutlaka interaktif vergi dairesi sistemi üzerinden, Hangi vergi türlerinden mükellef olduğunu kontrol edip damga vergiçli defteri de burada varsa damga vergiçli mükellefiyeti ya e, damga vergiçli mükellefiyeti tasdik ettirilmeli veya kullanmıyorsa da interaktif vergi derslerinden genel amaçlı e, dilekçeler bölümünden damga vergiçli mükellefiyeti kapatılabilir. Sadece limited şirketler için değil hocam. Aynı şekilde damga ödesi mükellefiyeti olan diğer mükellefler de olabilir. Servis meslek erbabının da damga ödesi mükellefiyeti olabilir. İşletme esasına gelen de olabilir. Evet. E, i̇htiyaridir. E, ama amir et de zorunludur. Zorunludur. Altını evet. çizmiştiniz evet. hocam. Evet. Şimdi hiç olmasını istemeyiz ama zaman zaman karşılaşıyoruz hocam. Bu tasdiklerin zamanında yapılmaması söz konusu olabiliyor. Evet. Açılış kapanış tasdiklerinin yapılmamış olabiliyor. Böyle bir durumda karşılaşacağımız Hukuki sonuçlar ne olabilir, cezalar ne olabilir, yaptırımlar ne olabilir? Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki hocam. Açılış onayı vergi usul kanunu 221. 1. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak vergi usul kanununda kapanış ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Vergi usul kanunumuza göre tutulması gereken defterlerin e, tasdik süresinden bir ay içerisinde e, tasdik süresinin sonundan itibaren bir ay içerisinde onaylanması durumunda ikinci derece özel usulsüzlük cezası düzenleneceği. Aynı zamanda tasdik süresinin bir ayı geçtikten sonra, tasdik süresinin sonundan itibaren bir ayı geçtikten sonra onaylanması durumunda da tasdik edilen defterin yok hükmünde olacağı e, yer almaktadır. Yani Aralık ayında defterlerimizi tasdik etmedik, unuttuk. Ocak ayı geçti, Şubat ayı geçti, Mart ayında bir defterimizi tasdik ettiğimizi unuttuk ve tasdik ettirdik. Artık vergi usul kanununa göre e, bu defterimiz tasdikli bir defter hükmünde olmayacak. Bunun neticesinde de birinci derece özel özsüzlülük reysen takdir nedeni olacak. Ayrıca Katma Değer Versi Kanunu'nun 34. maddesinde hepimiz biliyoruz indirecek KDV'nin mutlaka yasal defterlere e, yazılması zorunluluğu bulunmakta. Elimizde de e, tasdiksiz bir defter hükmünde olan bir defter olduğu için burada da KDV indiriminin reddolması riskiyle Karşı karşıya kalacağız bununla ilgili olumlu veya olumsuz yargı kararları var olumlu veya olumsuz özelgeler de var yani indirecek KDV'yi kabul eden yargı kararları da olduğu gibi bunu kabul etmeyen yargı kararları var dolayısıyla bu da çok ciddi bir riskle karşı karşıyayız ayrıca defterlerin delil olarak ispat yükümlülüğü ile ilgili 6100 sayılı hukuk Mahkemeleri kanun 222. maddesinde tüm defterlerin eksiksiz olarak tasdik ettirilmiş olması ve tutulması zorunluluğu e, hükmü yer almaktadır. Buradan da yani tek bir defterimiz bile zorunlu olarak tasdik ettirmiş olmamız gereken bir defteri tasdik ettirmemiş olmamız durumunda tacirin defterleri kendi lehine değil sadece aleyhine delil teşkil edecektir. Ayrıca e, defter tasdik ettirmemiş olmamızdan 9378 TL idari para cezası da bulunmakta. Bürolarımızı düşündüğümüzde Ücret tarifimiz belli. Mesleğimizin piyasa içerisindeki yaşadığı zorluklar belli. Neredeyse bürolarda tuttuğumuz bir defterin bir yıllık belki ücret karşılığını sadece burada atlamış olduğumuz tek bir işle idari para cezası olarak ödemek zorunda kalabiliriz. Bu da bürolarımız için çok ciddi bir risk. Ayrıca hocam burada bir hatırlatma daha yapayım. Ek defter tahsisi çok önemli. Evet. Yıl içerisindeki koşturmalardan Halim hocamdan anlattı. Bu yıl çok yoğun bir yıl geçirdik. Defterlerimiz yetmemiş olabilir. Ee, ek defter tahsili ihtiyacımız olabilir. Mutlaka biz geçi vergi dönemlerinde ek defter tahsiklerinin yapılmasına gerek var mı yok bunun kontrolünü tavsiye ediyoruz. Özellikle yeni kurulan firmalarda eskiden defterleri biz tahsik ederdik ama artık ticari sicilde şirketin kurulumuyla birlikte kuruluş işleminden sonra tasdikli defterler ticaret sicil müdürlüğü tarafından bizlere verilmekte ve sayfa sayısı da bunların oldukça az. Yeni kurduğumuz bir firmanın bir de yoğun olduğunu düşünürsek ve buna ek defter tahsilini de yapmaya atlarsak evet. yıl sonunda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabileceğiz. Evet. Onun da uyarısını buradan yapmış olalım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, yine zaman zaman ıskalayabiliyoruz. İşte bilanç esasına göre defter tutan bir mükellef sehven işletme sahasına göre defter tutabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Evet. Zaman zaman serbest meslek işletme defterlerini karıştırabiliyoruz. Bu durumda karşılaşacağımız yaptırımlar ne olabilir? Sakıncaları nedir? Ee, biraz da bundan bahseder misiniz hocam? Vergi usul kanununa göre bilanço esasına göre defter tutmamız gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutuyorsak artık bu defterde yok hükmü nedir? Dolayısıyla yine reysen takdir Usulsüzlük cezası KDV indiriminin reddiyle karşı karşıya kalabiliriz. Yani yaptırımları çok oldukça ağır. Sadece bunu defter bazında ve düşünmem lazım. Başka yükümlülüklerimiz de var. Örnek veriyorum hocam, e, BA5'e yükümlülüğü. Bilanço esasına göre defter tutmamız gerekirken biz işletme esasına göre defter tutuyorsak BA5'e vermeyiz. Bu ve daha sonradan tespiti halinde ba e ile ilgili e, usulsüzlük cezaları edeceğiz. ve oldukça yüksek cezalar her dönem için ayrı ayrı. Dolayısıyla bu da bizler için çok önemli bir risk olarak bürolarımızda dikkat etmemiz gerekiyor. Serkan gerek Hocam, bu defter tasdikleriyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey evet, var mı? Kapılarınızı alalım. Bu Mustafa Hoca'ya sataşacak yer arıyorum da. Öyle bir kapata kapata gidiyor ki hocam, boşluk yakalayamadım bir türlü. <gülüyor> <gülüyor> Dedim biraz sataşayım ama aslında bir de şey de, yani biz her şey mesela yargı diyoruz. Mesela vergi müfettişlerine ya da vergi incelemenin ya da takdir komisyonu kararlarının kaçta kaçını mesela mükellef yargıya götürüyor değil mi? Şimdi Tabii. Her şey yargıya gitmiyor. O yüzden hani biz her zaman işte bir e, ne diyelim bir hak arayışı olarak yargı kısmını da gösteriyoruz ama yargıya gitmeden önce kanunların tanımlarını tam yapmakta ya da kanunların emrettiği ya da şart koştuğu usulleri e, tamamlamak açısından aslında Mustafa Hocam çok güzel özetlerdi. Çok dikkat etmek lazım. En basit bir ateşte bir kapanış tasdiki 10 TL'lik bir cezai müvette. Yani bunu takip etmek ya da bunun sürecine atlamak hakikaten büyük bir risk. Tabi mesela yargı kararlarında bilanço defterleriyle ilgili yaptığım mesela taramalarda farklı farklı cevaplar var. Yani yargının da duruma baktığı farklı cevaplar var. Serbest meslek defteri tutuyorken işletme defteri tuttuğunda farklı bir yaklaşım var. İşte bilanço defteri tutması gerekiyorken işletme defteri tutuyorsa mesela farklı bir yaklaşım var. Bunun da sebebi aslında vergi usuldeki e, inceleme, yani ihticaca sarih dedikler yani inceleme uygun veri oluşmasıyla alakalı. Bilanço esasına göre defter tutan bir mükellef işletme esasına göre defter tuttuğunda mesela büyük verinin küçük veriye sıkıştırılması. Bu durumda ne oluyor? Sevgili hocam inceleme gerçekten e, zayıf gider. Yani vergi müfettişi hakikaten kanunun emrettiği hüküme göre bir inceleme yapma imkanı kalmıyor. Ama Serbest meslek defteri tutarken işletme defteri tutanlarda yargı genelde şey demiş. Serbest meslek defteri daha kısıtlayıcı bir bilgi defteri ama işletme defteri daha geniş bir bilgi defteri. Hani 30. maddeye ya da incelemenin ve hukuktaki maddesine sığınamazsın. Burada inceleme yapman için daha geniş bir alan vermiş diye hükümler de var. Bunları da katkı olarak söylüyorum ama dediğimiz gibi Mustafa Hocam'ın söylediği gibi önce usulü tamamlamak lazım. Sonrasında bence yargıyı Değerlendirmek lazım. Şimdi hocam çok güzel bir konuya temas ettiniz. Yapılan e, mahkemeye gidilen konularda hep şöyle bir istatistikle karşılaşıyoruz. Yüzde seksenden fazla mükellef kazanıyor diyoruz. Ama hangi vakalarda? Mahkemeye taşınan vakalardaki oran ne kadar? Onu siz çok iyi altını çizmiş evet. oldunuz. Teşekkür ederim Serkan bir Hocam. Bir de hocam dün itibariyle mesela bugün resmi gazetede yayınlandı. Şimdi Danıştay'ın da yine vergi daireleri değişti. 3, 4 ve 9. daire şimdi yeniden vergilendirmeye bakıyor. Biliyoruz yapılarının da değiştiğini bu konuda. Hani eskiden %80 %90 bir gelenek ya da bir karşılıktı ama şimdi öyle şeyler söylemekte hakikaten zor açıkçası. Evet son dönem vergi mahkemelerinin yeniden yapılandırması neticesinde farklı kararlarla karşı karşıya kalabileceğimiz ihtimali çok yüksek. Evet hocam. Mustafa hocam, şimdi yine söylediğiniz gözümüzü korktuk. İşte dikkat etmemiz gerekiyor ve karar vermemiz gerekiyor. Bilanço mu tutacağız, işletme esasından göre defter tutacağız. Sınıf değiştireceğiz belki. Bu sınıf değişiklikleriyle ilgili hangi yılın hadlerini dikkate almamız gerekiyor? Evet hocam yıllardır tartıştığımız bir mevzuydu. Vergi usul kanunu 176. madde e, tacirleri defter tutma bakımından ikiye ayırıyor. Bu sınıf değiştirme hadleriyle ilgili de vergi usul kanunu 177 ile 181. maddeler arasında düzenlenmiş. Şu an için 2021 hatları henüz belirlenmediği için burada tabi tam rakam söylememiz zor. E, dikkat etmemiz gereken husus 2020 yılındaki alış ve satış tutarlarımızın Muhtemelen önümüzdeki hafta açıklanacaktır. 2021 yılı için belirlenen hadlerin aşıp aşmamasına göre defterlerimiz bilanço esasına mı geçeceğiz, işletme esasına mı geçeceğiz? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani örnek verecek olursak 2020 yılından alışlarını, satışlarını topladığımızda 2019 yılında açıklanmış olan hadler, 2020 için açıklanmış olan hadler değil. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan 2021 yılı hadlerini bizim burada baz almamız gerekiyor. Ayrıca hocam burada çok sıkça sorulan bir sorular da var. Aklıma gelmişken ondan da bahsedeyim. Örnek vereyim bu alışlar ve satışlar hesaplanırken e, dönem başı stok rakamımız bu alışa eklenecek mi? Sorulabiliyor. Burada dönem başı stok rakamımızı alış tutarımıza burada eklemeyeceğiz. E, hesaplamayı yaparken. Hesaplamayı yaparken. Sadece 2020 yılı içerisindeki alış tutarlarımızı e, burada hesaba katmamız gerekiyor. Hatta Bununla birlikte demirbaş satışlarımız evet. söz konusu olabilir. Burada da hocam e, makine mutat. alışlarımız söz konusu olabilir. Evet. Onları da dikkate almayacağız. almayacağız. Hocam. Yani muhtat olarak alışlardan kastettiği için olay e, ticaretimizin akışı içerisinde değil, arzi bir kazancımız varsa sizin dediğiniz gibi demirbaş alışı satışı olabilir. Buna e, alış tutarlarımıza eklememiş. Eklememiz gerekiyor. Şimdi hocam e, önceden kararımızı veriyorduk. Notere gidiyorduk, işletme defteri ya da bilanço esasına göre defter tasdik ettiriyorduk. Şimdi durum biraz farklı. Defter beyan sistemi var. Yani evet. e, noterlik burada bir durum söz konusu değil. Şimdi bu defter beyan sisteminden sınıf değiştirecek olan bir mükellef bilanço esasına göre geçerken ya da bilanço esasına göre defter tutarken defter beyan sistemine tabi olacak. İşletme esasına göre sınıf değiştiriyor gibin de bu konuda bir açıklaması var. Evet. Teknik bir durum söz konusu. Bu teknik detayları biraz aktaralım mı? Tabii ki hocam. Ee, Burada nerelerde başvurumuzu nasıl yapacağız? Artık Önemli bir konu. E, sistem çok güzel oturdu. Online olarak mevcut. Bilanço esasına göre defter tutmamız gere- e, defter tutan bir mükellef işletme esasına göre e, bu hatlerin altında kalmasından dolayı geçecekse e, başvuru nokta defterbiren.gov.tr'den online olarak başvurusunu yapacak. Daha sonra portal.defterbeyan.gov.tr linkinden girerek bir onay vermesi gerekiyor. Tam tersini düşündüğüm zaman işletme esasına göre defter tutan bir mükellef 2021 yılında defter beyan sistemi bilanço esasına geçecekse yine defter beyan sistemi içerisinde bu mevcut sistem yönetimi menüsünden girip yılı seçip 2021 ile ilgili bilanço defterine geç kutucuğunu basacak. Burada şunu unutmayalım mutlaka interaktif vergi dairesi sisteminden genel amaçlı dilekçeler bölümünden vergi dairesine de bu konuyla ilgili mutlaka dilekçe verelim. Ayrıca mevcut da defter beyan sisteminden bu da sıkça soruluyor. Defter beyan sistemini kullanan bir mükellef yine defter beyan sistemini kullanacaksa burada herhangi bir açılış onayı, kapanış onayı, herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan yeni yılda da defterini kullanabilecek. Şimdi hocam burası dos meclisi. Herkesin evlerinde misafir olmuşuz, çay kahve içtiğimizde sohbet ediyoruz. Ee, şöyle durumlarla karşılaşabiliriz işte, gerçek vakalar, defter yetmedi. Evet. Onlara ne önereceksiniz? Teknik olarak yapabilecek bir şey, bizim için bir şey yapabilir misiniz sorusu. İki, e, yetmediği takdirde işte arkasını çevirip yazdırmalar evet. vesaire bir de bunları böyle sosyal güvenlik kurumu açısından da değerlendirerek aktaralım. Hocam öncelikle e, söyledik mesela defter tasdik ettirmeyi de unuttuk. Cezalarını söyledik ama ne yapmamız gerekir? Biz yine de süresi geçmiş olsa da defterin onaylatılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bahsettiğim gibi bununla ilgili yargı kararları da var. Aynı zamanda e, az önce yine örneğini verdik. Yeni firma kurduk. Defter sayısı azdı, sonradan yoğun hale geldi. Defter sayımız yetmedi. Arkasına ile ilgili birçok yargı kararları var. Bununla ilgili de geçmiş dönemde olumlu, olumsuz varken artık son yargı kararları olumsuz yönde çıkmakta. Burada tabii işin fiiliyatına da bakmak lazım. Dolayısıyla bir taraf gelirini beyan etmiş. E, ...foturasının vergisini ödemiş. Biz... ...indirdik, alışları yaptık, fiili bir işlem var. Tabi burada şekil şartına uymamadan dolayı... E, ...yaptırımlar ve cezalar mevcut. Ama e, yargı... Üne ...açık. Bir taraftan da hocam yine dosyamızı istedik. Biz hep yargı diyoruz, yargıya aktarmaktan bahsediyoruz ama bu... ...tabii bürolarımız için yargı aktarmak çok da kolay olmuyor. Yani... E, ...bir husus oldu, hadi yargıya gidelim. Bize çok da kolay değil. Bunun da bir yükü var sonucun beklenmesi vesaire. aynı zamanda e, sosyal TGK konusunda da bununla ilgili sıkıntılarımız var. E, hatalı defter tutulması durumunda kesilecek e, cezalar biliyorsun birinci sınıf, ikinci sınıf mükellefe göre değişmekte. Burada e, hatalı bir mükellef defter tasdik edilmiş olması durumunda da e, uygulamada bu cezalarla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Mesela ben SGK ile ilgili şöyle bir uygulama hatırlıyorum hocam defteri yetmemiş. Meslektaşımız arkasını çevirmiş. Arka sayfasına yazılarını yazmış. Ki bunun geçerli olduğuna dair mahkeme kararları da var. var aleyhinde Aleyhinde de var. Kararlar da var. Söylemişti. Söylediğiniz gibi. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişi o arka tarafa yazılan e, ücret giderlerini defter belgelere kaydedilmiş kabul etmedi mesela evet. bir e, düzenlemesinde. Serkan hocam var mı bu konuda ilave edeceğiniz bir husus? E, zaten Mustafa hocamanın hani beyan etti... Aslında çok da ince bir şeyden bahsettim i̇lk, ilk, ilk iki sorunun içerisinde söylemişti. Ara ara özellikle geçici vergi dönemlerinde şu anda paket program kullandığımız için yani bu süreçler artık daha kolay. Geçiş dönemlerinde çok basit bir şekilde defter sayılarını tarayarak aslında hem ek defter ihtiyacının olup olmadığını hem de arka daya yazdırma sorununun da kurtulmayı sağlayan bir yöntemden bahsetti. Çok pratik bir işlem. Bu yapılabilir. Arkaya defter yazdırma kısmı dediğimiz gibi yani yargıda da artık hayat değiştiği için artık negatif sonuçlar geliyor. Bu noktaya gitmemek için ek defteri mutlaka ara ara taramak lazım diye düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, konularımızın devamında. E-uygulamalarla ilgili çok sorumuz var. Teknik sorularımız var. Yani e-uygulamayı anlatmayacağız ama e-uygulamalarla ilgili uygulamada yaşanan sıkıntılarla ilgili öyle, e, dikkat edilmesi gereken hususlarımız var. Onları konuşacağız ama hocam sizi biraz dinlendireyim. Peki, hocam. E, şimdi Serkan hocamızla devam edelim. Sonra tekrar bu elektronik uygulamalarla ilgili size tekrar sorulara e, sormaya devam edeceğim. Tabii şimdi hocam. hocam, Serkan hocam 7194 sayılı yasa tam bir çuval kanun. Yeni yeni uygulamalarla tanıştık. Ee, bize göre bir, hani hemen hemen bütün meslek mensuplarını ilgilendiren düzenlemelerden bir tanesi de bu binek otomobillere getirilen gider kısıtlaması. Şimdi bu binek otomobillere getirilen gider kısıtlaması ile taşıt ve taşınmazların ticaretiyle uğraşan e, satış e, kesimin e, buradaki ticaretinde uygulaması gereken özel matrah uygulamasını hakkında biraz bir bilgilendirme alalım sizden. Elbette şimdi e, tabii bir iki şey de söylemek lazım. Bu pandemiden dolayı sosyal mesafeden dolayı biz kameranın karşısındayız ama biz birbirimizden çok uzağız. O yüzden hocam sorunca alışmışız bize soru soranın gözünün içine bakmaya yüzüne bakmaya. Biz böyle dönüyoruz. Kusura bakmasın arkadaşlar bunu nereye dönüyorlar demesinler. Biz Halim hocama dönüyoruz. Yani yüzümüzü kendisine dönüyoruz. E, onu söyleyeyim. Hocam geçen sene Geçen sene bundan eksi 13 gün önce yani 7 Aralık'ta 7194 çıkmıştı. Çok böyle bir hareket vardı. Seminerler için hazırlıklar yaptık ve sahaya çıkmıştık. Çok iyi hatırlıyorum. Bütün memlekete yayıldık. Binek otomobili anlatıyoruz. Gider kısıtlaması geldi onu anlatıyoruz. Amortismanla ilgili kısıtlama geldi. İşte özel matraz zaten vardı ama özel hükümlerle ilgili süreçler vardı. Şimdi şimdi daha böyle ofisler yaşadıkça gördükçe aslında biraz daha durumu fark ediyorlar. Şimdi ben kısaca onları bir hatırlatayım. Bir de üzerine birkaç da ben ekleme yapmak istiyorum. Binek otomobil gider kısıtlaması sadece ülkemizde olan bir uygulama değil. Bu daha önce de vardı zaten. Yanlış tarihini hatırlamıyorsam 2008 yılı ya da e, 2000 yani 2000'li yıllara kadar pardon 98 yılına kadar %50 indirimli uygulama diye bir uygulama vardı zaten. Sonra kaldırıldı. Sonra yine Avrupa Birliği'ne uygun bir hale getirildi. Avrupa'da da var. Mesela Almanya'da örnek Binek otomobil işletmelerde 7 2 diye bir kural var. Ne demek 7 2? Haftanın 7 günü demek 2 günü özelde kullanıyorsun mantığı, 5 gününü işletmede kullanıyorsun mantığında mesela gider kısıtlaması uygulaması var. Bizde de 70'e 30 aslında hafta bazında baktığınızda ona biraz denk geliyor. Ne diyor kanun? Bu işin ticaretiyle uğraşanlar ve bu işten para kazananları bir kenara koyayım ama orada da bir opsiyonel durum var. Onun da altını çizeceğim. Binek otomobillerle ilgili sadece bu kısıtlama binek otomobilleri ilgilendiriyor. Bunlarla ilgili e, yapmış olduğu giderler işte otopark giderleri, benzin gideri, mazot gideri, yani kısacası yakıt gideri, HGS, OGS, Kasko, Trafik ve e, ne diyelim başka bakım, onarım bir sürü giderler olabilir. Bunların diyor artık tamamını işletmende indirim konusu yapmanı istemiyorum. Burada %70 uygulayacaksın yani %70'lik kısmını gider kabul ediyorum. %30'lu kısmını gider kabul etmiyorum. Artı %30'a denk gelen giderin KDV'sini de indirim konusu yapmanızı istemiyorum. Bunu da kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara almanızı istiyorum. Bu gider kısıtlaması ile ilgili 40. maddeye gelen ee, hükümlerden biri. Bir de amortismanla ilgili yine 40. madde bir hüküm getirdi. Burada da inek otomobilin satın alınmasındaki amortismana bir gider kısıtlaması yapıyor. Ne diyor? Diyor ki totalde yani 160 bin ve 140 bin detayını birazdan veririm. Totalde 300 bin TL'den fazla binek otomobillerle ilgili işte %20 yıllık ayrılacak amortismanı da dikkate alarak totalde 300 binden fazla amortismanı ayırırsanız bu ayırdığınız amortismanı da ben gider olarak dikkate almıyorum. Yani örnek söylüyorum 7 Aralık'tan önce eski yıllarda bundan 4 sene 5 sene öncesinde 1 milyon TL'lik bir araç alsaydı bir mükellef 1 milyon TL'lik aracı kullandığı sürece onun amortismanını yılla işte kanunun öngördüğü oranda kayıtlarımızı alıp indirim konusu yapıyorduk. Ama şimdi ne yapıyor? Diyor ki hayır artık buna da kısıtlama getiriyorum. Burada da bir kısıtla uyguluyorum. Yani aslında bunun neyi var. Lüks otomobil işletmede kullanılmasının da aslında bir nevi zımmen şey var. E, kıstası var aslında. Yine bir diğer kısımda şu. E, binek otomobilleri satın alırken sıfır binek otomobil satın alırken ÖTV ve KDV'yi işletmeler eskiden tercihlerindeydi. İsterlerse direkt gider yapabilirlerdi. Onun için hesap planında gider kısmında gösterin diyordu. Mesela ÖTV gideri, KDV gideri şeklinde. Geri kalan arabanın ham değerine de amortisman ayırıyorduk. Şimdi onda da diyor ki siz aldığınız araç bu hükmü kullanmak üzere yani sıfır aldığınız aracın bu ÖTV ve KDV'sinin direkt gider hükmünü kullanmak isteseniz dahi diyor. Orada da 140 bin ve 160 bin kuralına uymak zorundasınız diyor. Yani 140 bin adam fazlalık kısmını ÖTV ve KDV için izin vermiyor. Geriye kalan 160 bin için amortisman ayır diyor. Ya burada e, özellikle neye dikkat etmek gerekiyor? Altını özellikle çizmekte fayda var. Binek otomobillerde artık eski hayat yok. Yani artık eskisi gibi böyle e, direkt giderleştirme durumu yok. En ufak giderini dahi %70 %30 kuralına göre ayırmak zorundasınız. Ayırmadığınız zaman da sorunlar yaşanıyor. Şimdi KDV iade ile ilgili çok soru geliyordu bununla ilgili. Hocam indirilecek KDV'de yüklenilen KDV duruma göre aldığımız giderin matrağını ne yazacağız? Orada da kılavuzda açıklama yazdılar. Matrağını normal 70 30 uygulamadan matrağını sadece bilgi egzeline yazın ama KDV kısmını %70'e denk gelen kdv yazın diye. Belirttiler ve KDV iadesi alan mükelleflerde de falan artık bundan sonraki vergi dersinden gelen yazılarda da görüyoruz. Kısıtlamanın yapılıp yapılmadığı da ısrarla soruluyor. İyi bir inceleme noktasıdır hocam. Yani sınırlı inceleme yapmak istenirse işletmenin Binek Otomobilleri varsa buradan da çok rahat böyle hemen ilk o tarafta bir inceleme yapılabilir. Bir de çok fazla soru soruyor şimdi diyor ya hocam kanunda. Hani bu işlen uğraşanlar hariçte ana faaliyet konusu araç alımı satımı kiralaması olanlar hariç. Şimdi bu kısmı bana da gelen sorulardan bir, bir iki noktada aydınlatmak istiyorum. Burada şöyle söylüyor. Diyor ki ben işletmenin ana faaliyetini değiştireyim. Evet hocam. Binek otomobil alım satım kiralaması yapayım. Evet. Arabayı alayım, He, Kullanayım. ben bu gider kısıtlamasından kurtulayım. Yok arkadaşlar bu mümkün değil. Bu hem tebliğde de açık açık yazılmış. Diyor ki mesela tebliğde. İkinci el oto alım satım yapan işletmenin kendi ihtiyacı için kullandığı araçta da gider kısıtlaması yapacaksınız diyor. Bakın özellikle çiziyorum. Kendisi için kullandığı araçta da gider kısıtlaması yapacaksınız. Yani bir Binek Otomobil şirketi düşünün. bin tane aracı var. Bu 1000 tane aracının 980 tanesini kiralamaya veriyor. 20 tanesini de yönetim kullanıyor. Yani müdür, genel müdür işte işe gidiyor, geliyor ve o 20 tane için gider kısıtlaması söz konusudur arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Yani ana sözleşmeyi değiştirmekle de bu süreç değişmez. O işten bir fir para kazanmanız gerekiyor. Ticaretini yapmak. O işten gelir elde etmek gerekiyor. Gelir elde etmediğiniz sürece ana sözleşme değiştirmekte de bir anlam ifade etmiyor. Özel matrah uygulaması yine bu Binek Otomobil alım satım yapan firmalar için gelmiş bir uygulama. Hocam bunlarla ilgili bir ruhsattan bahsediyordu. İkinci el oto alım satım yönetmeliği ruhsatı büyükşehir belediyeleri tarafından ya da ilgili bir belediye tarafından yürütülüyor. Bu 23 nolu tebliğ, 1 nolu tebliğ değiştiren bir tebliğdi. Diyor. Burada diyordu ki bu tebliğin süresi sonuna kadar burada özel matra uygulamasından faydalanabilirsiniz. Yalnız tebliğin süresi sonundan sonra eğer ruhsatı almadıysanız bu hükümden faydalanamazsınız. Burada ne yapıyor? Vergi mükellefi olmayanlardan yani vatandaştan veya da vergi mükellefiyeti olup da istisna uygulayanlar. Örnek söylüyorum basit usul mükelleflerinden. İkinci el araç alıp satımı yapan mükellefler araba aldıklarında bunlardan bir KDV durumu yok. Yani KDV'siz bir araç alıyorlar. Diyor ki bu aldığın araçla sonra o aracı sattığın zaman ki aradaki komisyona KDV, %1 KDV uygula, özel matrah uygulaması. Ama bunun içinde tebliğ en son uzuya uzuya 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzamıştı. 31 Ağustos 2000 yani 1 Eylül 2020 tarihinden sonra artık tebliğ uzamadığı için belge alanlar bu özel matrah uygulamasını devam edebilecek. Ama belge almıyorsa Vatandaştan aldığı arabayı satarken bu bu işin ticaretini yapan müşteriler yüzde bir KDV matrattan yüzde bir KDV ile karşı karşıya kalacak. Burayı için söyleyebileceklerimiz yani genel çerçevede bunlar hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Tabii ki yüzde bir yüzde bir deyince bu özel matratta sadece binek otomobil sınırlı değil. Taşıtlarla ilgili. Yani evet taşıtlarla ilgili olsa hocam bir. O, o Benim burada e, soracağım sorular var hocam. Tabii. Bir e, ikinci el aracı aldığımızda ...KDV'li olarak aldığımızda... ...bu gider kısıtlaması açısından soruyorum. Ee, buradaki KDV'yi... ...doğrudan gider yazabilir miyiz? Hani 140-160 bin uygulamasında. Ee, bir de ilginç bir soru gelmişti... ...geçen gün bir meslektaşımızdan. Dedi ki madem otomobillere ait giderler... ...kısıtlanıyor... ...yüzde yetmiş, yüzde otuz... ...o ilk alımındaki ÖTV ve KDV'yi gider yazarken... Orada da bir %30, %70 ayrıca bu uygulama yapılacak mıyız diye sordular. Ben olumsuz cevap verdim ama siz de bir açıklarsanız bunu değerli meslektaşlarımıza. Hocam bildiğiniz gibi binek otomobillerin KDV'sinin indirim konusu yapılması, yani bu işin ticaretiyle uğraşanları hariç koyuyorum, hariç kenara koyuyorum. Bunlarda sadece KDV'nin gider yazılma hükmü sıfır araç aldıkları zaman bu imkanı kullanmak isterlerse, var. Onun dışında ikinci el oto aldılar. KDV'sini indirim konusu yapmaları mümkün değil. Bunu maliyete yani aracın maliyetine eklemeleri gerekiyor. Yani aslında sizin sorunuz şu amortisman uygulamasında da %70 %30 var mı dolaylı yoldan aslında soru oraya geliyor. Şimdi 40. maddede iki tane düzenleme yapılmış. Biri giderlerle ilgili düzenleme giderlerde %70 %30 uygulaması yapıyor. Yani 45 5 ve 40'a 7'de düzenleme var. Amortismanla ilgili sınırlama var. Amortismanla ilgili bir yüzdesel kesinti yok. Zaten amortismanda sınırlamada 300 bin. totalde 300 bin TL'de. 2020 rakamı için konuşuyorum. Gider yazmanız durumunda yani sıfır araç aldınız, onun KDV'si ve ÖTV'sini gider yazma seçeneğini kullandığınız zaman zaten indirebileceğiniz amortisman tutarı da otomatikman düşüyor. Otomatik olarak zaten evet. sınırlandırıldığı zaten için bir daha sınırlamaya gerek bir yok. Bir daha %70 bir daha %30 uygulanmıyor hocam çok teşekkür ediyorum Serkan hocam ee, Bir otomobillerin kiralamasında da bir gider kısıtlaması var aylık bazda bir bunu soracağım hocam bir de e, soracağım şey biz aylık değil de haftalık 10 günlük kiralarsak hani 10 günlük kiraladığım bir araçta e, 10 bin lira veriyorsam e, aylık 10 bin liraysa ben bunu 10 gün kiraladım deyip de 3'te birini mi e, gider yazabilirim Yoksa bir günlük hesabı yapacak mıyım diye. Bu konuda kafaları karıştırıyor hocam. Bunu da bir açıklayalım. Evet. Aslında biz kafaları aydınlatmaya çalışıyoruz işin i̇şte esasında olabildiğince. Hani sade Ama bir bu dinle... konuda ben sizden daha başarılıyım. Evet. Çünkü e, ışığı daha iyi yansıtıyorum sana göre. <laughs> evet hocam biz her zaman sizin aydınlığınızdan faydalanıyoruz Yok, hayır, Ben sadece tarama özürlüğümden bahsettim. <laughs> evet. Hocam binek otomobillerde de tabii ki de bir kıstasta araçların yani kiralık araçları kullanan firmalarla ilgili. Burada 2020 yılı için 5500 lira KDV hariç 5500 liralık bir sınır getirmiş. Bunu özellikle bir ayıralım. Aylık araç başına kiralama 5500 lirayla sınırlıdır diyor. Yani bir araçla ilgili kiralamadan bahsediyor diyor. ama tebliğde bir hüküm var. Tebliğ bunu biraz daha açıp ve genişletiyor. Diyor ki Arabanın aylık kira olup olmadığını sözleşmesine bakacağım öncelikle. Eğer aracınızın yani yapmış olduğunuz kiralama örnek bir firmadan anlaştınız. 6 aylığına kiraladınız ve sözleşmeyi biraz ettiniz ve kiralama aylık bazdaysa o zaman 5500 lira araç başına sınırlamayı dikkate alırım diyor. Diğer bir kısımda diyor yine sözleşmeye bakarım. Sözleşmede eğer günlük kiralama yapıyorsunuz diyor ben kiraladığınız güne göre 5500 lirayı oranlarım. Ne demek? Örnek söyleyeceğim. Aslında buraya da bir tablo yapmıştım. Ben o biraz rakamları aklımda tutamayabilirim diye. Şimdi 5500 lira aylık diyor. Biz ay deyince hep 30'u hem sosyal güvenlikte hem diğer kısımlarda hep 30 olarak algılıyoruz. Arabayı günlük kiraladığınız sözleşmede sabitse o sözleşmeyi yaptığınız ayın gününe bölerim diyor 5500 lirayı. Örnek Mayıs ayında kiralamışsanız Mayıs ayı 31 çekiyor. 5500 lirayı 31'e bölerim. Sizin günlük limitinizi bulurum. O günlük limitinize denk gelen kısmını gider yazarsınız. Üstünde ise gider yazamazsınız. Üstüne denk gelen KDV'de indirim konusu yapamazsınız. Kiraladığınız ay 30 çeken Nisan ayında ise o zaman 5500'ü 30'a bölerim. Günlük tutarı bulurum. O günlüğü referans alırım. Hemen akıllara belki şey gelebilir. Şubat ne olacak diye gelebilir. E, garip ay. Eğer Şubat 28'e denk gelen bir aysa yani 4 yılda 3 yılda bir denk geliyor ya hocam. O zaman 28'e böleceğiz. 29'a denk gelen bir aysa o zaman da 29'a böleceğiz. Yani elimizde ben not almıştım. 30 gün çekerse günlük sınır 183 lira 33 kuruş. 31 gün çeken ayda 177 lira 41 kuruş. 29 gün çeken ayda 189 lira 65 kuruş. 28 gün çeken ayda 196 lira 42 kuruş gibi bir hesaplama gerektiriyor. Yani bir faturayı kaydederken bile artık onun hangi ayda hangi günde günde olduğuna bakmak. Bir de hocam özellikle altını çiziyorum. Sözleşmenin kıymeti burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Sözleşmenin amirine bakacağım diyor. Yani sözleşmeye mutlaka bakacağım. Ay mı gün mü? Bunun altını çizelim. sözleşmelerin de olmasında fayda var. Teşekkürler hocam. Hesaplarız. İşimiz bu. Mali müşaviriz. Hesaplarız. Ne olacak? 28'inde hesaplarız, 29'unda hesaplarız. Hocam hazır araçlardan konuşuyoruz. Yine bizim camiada bilinen bir şey var. İfade hep şu şekilde. Araçları satarken kasko bedelinden otuz altında fatura düzenleyebilirsin. Bu da sanki bir kuralmış gibi uygulanıyor. Bu araçların satışındaki durumu da bir açıklar mısınız? Hocam aslında mesela noter satışında kasko değeri niye yazılır? Değil mi? Değil mi? Aslında önce, önce oraya açıklamak lazım. Çünkü Harçlar Kanunu 42. 43. 43. madde diyor ki aracın cinsi, modeli, yaşı ve türüne göre diyor harç alırım diyor. Noter sat yani satış işleminde harç alırım. Dolayısıyla aslında noter satış sözleşmesinde yazılan kasko değeri harç ve değerli kağıt bedeli için alınan bir tutar. Yani alınan bir referans diyelim ya da bir ne diyelim bir e, birim değer. Şimdi dikkat ederseniz noter satış sözleşmede kasko değeri var. Bir de dönüp size şunu da söylüyor. Satış değerinde soruyor değil mi hocam? Bir de satış değeri kavramı var. Şimdi satış değeri kasko değeri aslında birbiriyle aynı şey değil. Satış değeri işin esasında işlemin gerçek değeridir. Yani gerçekte alım satıma konu olan değerdir satış değeri. Kasko değeri 43. maddeden gelen harçlar kanunu 43. maddeden gelen harcın tutarını belirlemek için alınan bir değer. Şimdi burada Yüzde kaç hocam dediniz? 30'a kadar bir kural var dediniz. Yüzde 30'a kadar düşüğüne fatura düzenleyebilirsiniz. Evet. Şimdi yüzde 30'a kadar... Yoksa cezalı tarihatla karşı karşıya kalırsınız gibi diye böyle bir kurallar dönüşüyor. Evet. Şimdi aslında biraz da tartışmakta fayda var. Şimdi vergi usul kanunu 3. maddesi ne diyor biliyor musunuz? Çünkü vergiyi doğuran olayda işlemin gerçek mahiyeti esastır. Şimdi işlemin gerçek mahiyeti bu satışa gidersek satış değeridir. Satış değeri kısmını yani reel değeri yazmıyorsanız zaten sorun yaşıyoruz. Zaten burada bir sorun. Ama gerçekten reel değeri neyse onu yazmak gerekir. Mesela e, Yalçın Sütü Temiz Hocam çok güzel geçen gün bu konuda tartışırken bir örnek verdi. İki tane araç satın aldınız. Biri Mustafa Hocam'ın aracı. Aynı marka, aynı model, aynı yıl. Biri de o gün bir taksici işletmesinin aldığı araba. Aynı marka, aynı model, aynı yıl. Taksi işletmecisi arabayı o kadar hor kullanıyor. Evet, bundan para kazandığını düşünüyorum. Hor kullanıyor bilmem ne yapıyor. Sonra arabayı satıyor. Ahmet'e bir vatandaşa geçti. Şimdi arabanın kilometresi 600-700 bin olmuş. Araba 3-4 defa motor ne derler indirmiş miydi hocam? Tamir edilmiş falan. Mustafa hocamın arabası da çil çil. Şimdi ikisi de notere aynı gün gidiyorlar satış yapıyorlar. Aynı gün satış yapacaklar. Kasko değeri çıkıyor x birim. Mustafa hocam satıyor 7 birime. O taksiden çıkma arabayı satıyor beş bine Şimdi biz bunları emsal diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yemez, Niye? Yemez. Gerçek değer diye bir kavram var. Birinin yıpranması var, bakımı var, onarımı var, özelliğini kaybetmesi var, piyasadaki kendi değerini kaybetme durumu var. Ama bir şeyin de altını çizmek lazım. Mesela %30 kuralı hiçbir yerde yazan bir kural değil. Hiçbir yerde böyle bir kuralı yok. Sadece kabul görmüşlük. Bakın bu anlattığım şeylere aslında referans veren bir şey ölçüp biçemeyebilirsiniz, tartamayabilirsiniz. Sağının solunun çiziği olabilir. Bu böyle bir ne diyelim gerçek değeri bulmanız için size verilen bir referans aslında. Yani siz gerçek değer neyse onu beyan etmeniz lazım. Bu arada siz kasko değerini bir rakam yazdı. Noter zaten bunu sistemden yazacak. Siz dediniz ki satış bedeli bu. Kişi gitmiş bankadan kredi çekmiş o satış değerinin daha üstünde. Siz dönüp daha diyebilir misiniz satış değeri budur diye? Hepsi dönüp dolaşıp gerçek değere geliyor. Yani burada gerçek değer üzerinden satış şeyle alakası yoktur. Yani kasko değeriyle alakası yoktur. Mustafa hocam sanki bir katkı sunacak gibi geldi. Hocam şöyle araba e... araba aldırdım hocam sana. Daha ne istiyorsun? <laughs> ben de çok temiz bakarım arabalara. Öyle bir hassasiyetim var. Şimdi böyle konuşurken aslında bu işin bir tarihçesine de bakmak gerekiyor. Bu %30 nereden geliyor? Ben biraz da şeye benzetiyorum. E, serbest meslek kazancında %60 %40 kuralı ya yani kuralı değil tabii ama e, böyle bir algı var. %60'dan daha fazla gider olamaz gibi. Biraz bu konuyu çok benzetiyorum. Bunun da anlayabilmemiz için asıl tarihçesine bakmak lazım. Geçen gün toplantı sırasında Halim hocam sağ olsun bunu aslında bize tarihçisini anlattı. Benim kafamda çok daha fazla bir yer etti. Hocam kısa bir özetlerseniz e... yani e, yoktu hesapta ama şöyle söyleyeyim. Eee eskiden Tam bir vergi planlaması olarak kullanılırdı. Yıl sonunda alınan araçlar. Çok yüksek kar mı çıkıyor? Hemen gidersin bir tane Aralık ayında binek otomobili alırsın. Azalan bakiyeler usulü amortisman sistemiyle yarısını e, amortisman hesaplarsın. Hemen Ocak ayında da o kalan net aktif değeri üzerinden bir tane fatura kesersin. Arabayı da eşe dosta satarsın. E, muazzam bir vergi planlamasıydı. Rahmetli Adnan Kahveci'nin düzenlemeleridir bunlar. Dediler ki hem e, binek otomobillerde yıl sonunda bu olaylar e, farkı, farkındalar tabii herkes tarafından. Gider kısıtlaması, kıs dönem amortismanı getirdiler. E, ayrıca da dediler ki kasko bedelinin altında satılamaz önceden. Öyle bir hale geldi ki e, piyasa kitlendi. İster istemez herkes incelemede hesap sorulur oldu. İdarenin kendi e, yöntemi dediler ki %30'una kadar düşük kesilirse biz bunları hiç araştırmayalım. %30'undan daha fazla düşüklük olursa o zaman bakalım. Hatta hatırlıyorum hiç bakmadan, inceleme yapmadan bir satışı e, tahayyat konusu yapıyor ve ceza kesiyor. Mahkeme diyor ki olabilir %30'un altında kesebilir. Senin gerçekten o fiyata yani satıp satmadığını gerçek anlamda bir düşüklük faturasını eksik mi kestiğinin tespit etmen gerektiği yönünde de bunu reddediyor. Neyse buna çok hızlı değişmiş olalım, değişmiş olalım. Hocam dediğinizce bu amortisman 1 bir iki, e, bir iki ilgili. Bir iki tane şey daha ekleyebilir miyim buyurun, hocam buyurun, konuyla tabii ilgili? Ki, yani yani. O, sizin bahsettiğiniz dönemlerde tabii bu olaylar olduktan sonra 170 nolu gelir vergisi tebliğe çıkıyor. 70 nolu gelir vergisi tevliğinde de yine aynı şekilde diyor ki yani kasko değeri vergi değeri midir? Hayır diyor. Kasko değeri vergi değeri değildir ama çok bariz düşüş olması durumunda enteresan düşük rakamların olması durumunda inceleme hakkımı saklı tutarım diyor. Yine 94 yılında yayınlanmış iç genelgede de diyor ki yani yine takdir komisyonu ve vergi müfettişlerine özellikle yönelik o dönemleri kapsayan kısımda değer düşüklüklerini hesaplarken markasının modelini, cinsini, hasar durumunu, ee, hasar tespitlerini ve Piyasa koşullarını göz önüne alarak değer tespitine gidiniz. Sadece kasko değerinden değer tespiti yapmayınız da diyor. Bir de hocam bu KDV dahildir yazılma meselesi. KDV hariçtir yazılma meselesinde. Noter hafta. satışında. Noter satışında. Söyle Bunda bir iki şey söylemekte fayda var. Yani Noter satışlarında satış bedeline KDV dahildir vergi mükellefleri için konuşuyorum. Yani normal vatandaş alım satımından bahsetmiyorum. KDV dahildir yazılması... Önerilir KDV dahildir yazmadığınız zaman Artık KDV tarihatları da karşımıza çıkıyor Çünkü bunun matrak kabul eden Görüş var arkadaşlar Bunu da belirtmiş olayım hocam Söz sizdedir Teşekkürler hocam ee, Bana göre önemli bir soru soracağım hocam Yani e, ciddi bir e, Problem olarak karşıma geldi e, Çözümü içinde bayağı bir araştırmıştım O da şu Dediniz ya binek otomobili aldığınızda ÖTV'sini KDV'sini gider yazdığınızda kalan bedeli 160 bin lira üzerinden amortisman hesaplarsınız kabul edilir. Daha fazla hesaplarsanız kanun kabul edilmeyen gider olarak dikkat almamız gerekiyor. Şimdi ben daha evvelden aktifime kayıtlı olan otomobilimi sattım. Satış öncesinde de yenileme üzere kararımı aldım. Bir önceki otomobilin satışından net aktif değeri de sıfıra inmişti. Lüks bir araç. 500 bin liraya sattım. Şimdi yeni aldığım araç için dediniz ki kdv ÖTV gider yazarsanız 160 bin liraya hesap edilen amortismanını kabul ederim. E benim yenileme fonunda 500 bin liram var. Satış, aldığım aracın bedeli 160 bin liradan. E haliyle yeni aldığım aracın amortismanını fo yenileme fonundan düşeceğim. Oradaki kalan bakiyeler ne olacak? Evet hocam işte her düzenleme kendi içerisinde başka bir yere temas ediyor. 7194'ün düzenlemesi de ta gitti vergi usul kanunu 328'e bağladı. Değil mi hocam? 328'den de yenileme fonu hayatına geçiyor. Yenileme fonu ile ilgili minik birkaç tane hatırlatma yapayım. Yani daha doğrusu yenileme fonunu kullanacak meslektaşlarımız, işletmeler, firmalarda mutlaka bir yönetim kurulu kararının yani anonim ya da limited artık duruma göre müdürler kurulu kararı da olur. Özetle mutlak suretle bir karar alınmış olması gerekiyor. Yargıda ee, kanundaki amir hüküm yargıda da aranıyor. Bunun altını çizelim. Yani bir aracınızı satıp ya da araç demeyelim de bir varlığınızı satıp yenileme fonunu kullanıyorsanız bununla ilgili karar almış olmanız lazım. Araçla ilgili gelirsek hocam gider kısıtlaması 2020 için 300 bin lira. İkinci el bir araç olduğunu düşünelim. Ben de şuraya notlarımı da alarak yapayım. Şimdi sınır 300 bin lira. Diyelim ki aracınızı aldınız sattınız. Buradan da 500 bin liralık bir ...kar elde ettiniz. Şimdi kimse... E, ...şey gelmesin, kar 500 bin olur mu... ...değil mi hocam? İkinci el araç piyasası çok iyi gidiyor. Olabilir. Değil mi? Olur. Çok normal yani. Üzerinde de olabilir. Tabii üzerinde de olabilir. Ve... E, ...vergi planlaması yaptınız. Ki bu da hakkınız. Dediniz ki... ...yönetim karar aldı. E, dediler ki yeni bir araç almak üzere... ...bunu yenileme fonuna alalım. Kararınızı aldınız. Yeni bir araç almak üzere... ...yenileme fonuna aldınız. Yeni bir araç... ...alma işlemini bir sonraki yıl yaptınız... Ancak aldığınız araç ya da araçlar örnek söylüyorum aynı cins olmak koşuluyla ayıracağınız amortisman 500 bin liranın çok altında 300 bin lira 350 bin lira düşük olabilir 500 bin lira kar elde ettiğiniz araçla ilgili pazarlama ekibinin kullanmak istediği belki de düşük modelli yine araç almış olabilirsiniz burada vergi usulün 328. maddesinde diyor ki 3 yıllık süre içerisinde amortismanları düşebileceğiniz kısımlara düşmelisiniz fazlası gelir yazılmak zorundadır. Ne zaman? 3. yıl hocam. 3. yıl fazlasını gelir yazmak zorundadır. Değil mi? 3. yıldan sonra artık evet. taşıma şansı yani, kalmadığı için. Amortisman ömrü 5 yıl ama e, hocam bu 5. yılın sonunda yazın derseniz olmaz. Çünkü burada zaten yenileme fazlası var. Yani fazla kısmı 3. yılın sonunda gelir hesaplarına intikal ettirmeniz zaruridir. Burada yoksa bir tarihatla karşı karşıya kalınır. Hocam şunu da yapabiliriz. Sattım otomobilimi Aldım yeni bir tane otomobil. Daha sonra ikinci yılın sonunda hatta üçüncü yılın içerisinde ikinci bir otomobil de alabilirim. Alabilirsiniz. Aynen. E, çünkü yenileme fonunda sayı kısıtlaması yok. Sayı, aynı aynı cins e, şartı var. Kalan tutarı yeni aldığım araçta da kullanabilirim. Tabi hocam mesela yine kendi örneğimizden gidelim. Mesela 500 bin lira ve 300 bin lira konuşuyoruz. Aldığımız kısım 300 binin altında. Dediğiniz gibi ikinci yılın sonunda bir araç daha aldınız. Bu sefer toplam altı, amortisman 600 bin liralık bir seviyeye geldi. Tabii ki de bu zaman kullanma imkanınız otomatikmen oluşacaktır. Hocam teşekkür edeyim. Sizi biraz dinlendireyim. Ben Mustafa Hocamla devam edeyim. Biraz elektronik uygulamalarla ilgili sorular soracağım. Hocam elektronik ortamda oluşturulan faturalar alıcıya ulaştırılması konusu. Hani bir şekilde ulaştırılıyor da mali müşaviriz. Eskiden beri bu sıkıntıyı yaşarız. Bir şekilde düzenlenen faturalar, gelen ya da düzenlenen faturaların muhasebe ofislerine eğer ulaştırılması gerekiyorsa sıkıntılar yaşanabiliyor. Kaybedilebiliyor, posta gecikebiliyor vesaire. Şimdi şunu yaşıyoruz elektronik uygulamalarda. Faturalar düzenleniyor ama ya karşı tarafa gönderilemeyebiliyor ya da bunlar takip edilemeyebiliyor. Bir mali müşavir olarak bu süreci nasıl takip ederiz? Müşterimiz adına düzenlenen faturaların listelerini. E-fatura da olabilir, e-arşiv fatura da olabilir, e 5.000-30.000 bin, bin bin. portalındaki e-arşiv faturaları da olabilir. Bunları nasıl Hı. takip etmemiz gerekiyor? Nereleri kullanabiliriz? Burada Tabi e, faturanın cinsine göre burada değerlendirmek gerekiyor. E, bize kesilmiş olan e, portaldan kesilen faturaları e, interaktif vergi dersinden bilgilerim ve e-arşiv faturalarımı sorgulama ekranından sorgulayabiliriz. Ancak burada 7 günlük süre içerisinde sorgulayabiliyoruz. Ayrıca... Ee, elimizde bilgi fişi varsa bilgi fişlerinde e-arşiv fatura sorgulama linkinden bunları sorgulayabiliyoruz. Aslında bu soruyu hocam çok detaylı açabiliriz. Piyasada çünkü bu e, çok büyük sıkıntılarımız var. Çünkü sorgulama yaptığımızda e, yeni düzenlenmiş bir fatura sisteminden düşmeyebiliyor. Göremeyebiliyoruz veya iptal faturalarda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Fatura iptal ediliyor. Bu haberimiz olmayabiliyor. Bu büyük bir sıkıntı. Ayrıca e, sistem üzerinden döküm aldığımızda KDV oranları da ee, bazen uyuşmayabiliyor. Bununla ilgili uygulamada çok büyük sıkıntılar var. Ayrıca geri dönük fatura düzenlenmesi hususu e, firma diyor ki 4 ay öncesine fatura düzenledim. Düzenleyebilir mi? Sistem alıyor. Ancak bizim bunu takip etmemiz zor oluyor. Bir, bir nevi artık bu piyasada neredeyse şöyle geldi. Büyük balık küçük balığı yer haline geldi. E, büyük firmaların eee e, ...baskısı da olabiliyor. Ee, bununla ilgili çokça sıkıntılar var. Serkan Hocam'la da eğitim öncesinde tartışmıştık. Evet. O konuyla ilgili. Evet Senin de hocam aktaracak bir yani, şey varsa. Mesela... ...özellikle portal arşivden... ...bahsetmiyorum. Mesela mükelleflerin kendi kullandığı... eğer arşivlerden bahsediyorum. Mükellef sonradan... ...o faturayı iptal edebiliyor. Yani gerekçe yazıp... ...iptal edebiliyor. Ama siz mesela bunu... ...bilmiyorsunuz. Bilemeyebilirsiniz yani. Ya bunların sorgulanabilmesi... ...daha kolay sorgulanabilmesi e-fatura mesela e-faturada ne var arada gelir idaresi başkanlığı var değil mi hocam faturayı kesiyorsunuz evet. gelir idaresine akıyor sonra gelir idaresi işte satıcıya iletiyor Böyle durumlar var işte formda da görüyoruz bir sürü mesela alıcık faturayı kesmiş gelir idaresi başkanlığına da geçmiş gitmiş ama satıcıya ulaşmamış hiçbir bilgisi yok mesela bunların aslında gelir idaresi tarafından sorgulanabilir daha kolay bir yöntem olması lazım tıpkı şu anda nasıl interaktif vergi dersine girip 7 gün 7 gün sorgulayıp bir Excel ortamını evet. alabiliyorsak bence tüm faturaların sorgulanabilir ekranının olması lazım. Ee, yoksa e, riskli bir de teknoloji değil mi hocam? Teknolojiyi kullanıyoruz. Mesela faturalar PDF geliyor. PDF üzerinde Fatura üzerinde oynanmışsa meslek mensubu nereden bilecek bunu? Çok rahat da oynanabiliyor. Çok da rahat evet. oynanabilir. Yani içeriğini değiştirebilir, KDV'sini değiştirebilir, detayını değiştirebilir. Çok rahat da oynayabilir. Ve bundan dolayı meslek mensubuna asla ve asla sorumluluk yüklenemez. Yüklememesi gerekir. Yüklenmemesi gerekir yani. Nereden bilebilir ki bunu? Şimdi hocam zaten e, bu konuda bazı gelişmeler bekliyoruz. Yeni taslakta mesela BABS formlarında e-belgelerin, yer alması konusu e şunu haberini aldık BABS formları idare tarafından önce hazırlanacak biz onların kontrolünü yapma durumumuz söz konusu yani burada şu aklıma geliyor nasıl ki biz küçük bir hata yaptığımızda BABS formunda idare bize ceza kesiyorsa biz kesebilecek miyiz? İdarenin düzenlediği BABS <laughs> formlarında en küçük bir hatada gözünün yüzden, yaşına bakmayız hocam Hemen ...gözünün yaşına bakmayın... Evet. ...görecekler doğru... <laughs> ...form nasıl hesaplanırmış nelere dikkat edilir... ...mesela şey de olsa hocam keşke... ...pdf'ine de görebilsek değil mi... Evet. ...keşke... Ee, ...bu düzenlemeler geliyor... ...bir de şu geliyor hocam... İşte hani bir önceki düzenlenen faturayı... ...bir iptal yapacaksak dönüyoruz doğrusunu keserken... ...önceki tarih numaralı faturanın... ...düzeltmesidir diye ikinci fatura kesiyoruz ya... Evet. ...ve bizim ondan haberimiz olmayabiliyor gibi... ...şimdi sistemi galiba kolaylaştıracaklar. Mükellefler tarafından harici iptal edilmiş işte KEP yoluyla noter üzerinden bir iptal yapılmışsa bunların da idareye bildirimlerinin e, şeyi sağlanacakmış açılacakmış diye haberlerimiz var. Bekleyeceğiz zaman içerisinde. Yani canlı bir sistem sürekli kendini geliştiriyor. Her evet. geçen gün teknoloji geliştikçe buradaki aksaklıklar mutlaka giderilecektir diye düşünüyoruz. Şimdi hocam bütün mali müşavirler artık SMM makbuzu düzenliyor. Artı mükellefler e arşiv fatura kesiliyor ve bunlardaki ıslak imza konusunu konuşuyoruz. Bir elektronik serbest meslek makbuzunda ıslak imza bulunmak zorunluğu var mı? Ee, bunun nasıl telafi edebiliriz? Yok ise herhangi bir yaptırımı var mı? önceden taranmış bir imza örneğimiz varsa bunu makbuzun Önce imza olması şart mı e imza makbuzu serbest e -hocam, meslek makbuzunda? bunları da aslında e, ayırmak gerekiyor. E-Arşiv, E-SMM portal üzerinden düzenlenen e, faturalarda var. Öncelikle bunları ayıralım. Yani E-Belge, e, GovTR'den 5030 bin TL portalı üzerinden düzenlenmiş olan E-Arşiv faturalarda böyle bir zorunluluk bulunmamakta. Ancak E-Fatura e mükellefleri, E-Arşiv mükellefleri, E-SMM mükellefleri mutlaka e, üzeri, e, fatura veya E-SMM üzerinde e, imza örneğini olması şart. Eğer yoksa e ıslak imza da atabilir tabii ki. Kağıt çıktısına ıslak imza. Evet, kağıt çıktısına imza gerekiyor. Yoksa herhalde şekil şartına uymamış olmuş. Aynen, eee irsali üzerinde saati yazmadık gibi. gibi bir şekil şartına uymamış oluyoruz. Teşekkür ederim. geçen haftaki yayınımızda sağ olsun eğitim müdürümüz İnci Şalcı bu konuyu açıkladı. E, çok yoğun teşekkür aldık bu hususta. Eee e-betberatların, e-defterlerin geyirersi portalına yüklenmesi. Evet. Yani ikinci kopyaların saklanması ile ilgili. E çünkü ilk tebrik çıktığında özel entegratör üzerinden ya da gip portalında bunların saklanması zorunluluğu geldiğini biliyoruz. Ve pek çok mükellef özel entegratörle anlaşması var. Ama bunlarla yaptığımız anlaşma meğersem sadece e-belgelerin arşivlenmesiyle evet. ilgili idare hiç kimseye böyle bir yetki vermediğini söylüyor. Bu konuyu hocam bir de siz hocam çok, tekrar bir hatırlatın. E, önemli Çok bir konu. önemli bir konu. Çok önemli bir konunun altını çizdik. Özetle defter saklama yükümlülüğü mükellefin kendisine aittir. Arşivleme hizmeti alsa da mükellef gelir idaresine bu bildirimi yapmakla mükelleftir. sorunu çünkü mükellefin kendisindedir. Burada e, arşivleme hizmeti aldım, entegratör hizmeti aldım. Ee, mükellefi kurtarmıyor. Sorumluluk tamamen mükellefte. Hocam teşekkür ediyorum. Hocam ya ben izniniz var mı? Bu konuda Tabii, bir eleştiri be. yapmak istiyorum. Yani çünkü niye ee, siz de hatırlarsanız biz sürecin içerisindeydik. 509 Nolu tebliğde bütün Anadolu'yu malum gezdik. Orada tebliğde bir şey yazıyor bu arşivleme yani ikinci kopyaların saklanması kelimesi kısmında. Diyor ki ya özel şirkette veya gelir idaresinin açacağı bir portala diye kelime yani veyalı bir seçenek vardı orada ve başlangıcı da 11 2020 diye yazmıştı ne, ne oldu herkes 11 2020'de başlayacak zaten veya seçeneği vardı yani ya gip ya özel entegratörlerden saklama hizmeti almış firmalardan bahsediyordu ve herkes mükellefini uyardı dedi ki ikinci portalı ikinci arşivleme yapmak zorundasınız dedi ve 11 2020 demişti birçok mükellef de bir maliyete katlandı. Yani bunun için bir bedel ödedi. Şimdi biz kimseye arşivleme hizmeti vermedik demeyi ben açıkçası çok geç ver, çok geç açıklanmış bir açıklama olarak görüyorum. Madem öyleydi 1, 1. de uygulamanın şeyi vardı. termini vardı. Gelir dersi bir duyuru yapabilirdi. Saklama hizmeti hiçbir firmaya yetki verilmemiştir. Bu nedenle bu, bu süreç bekleyebilir diyebilirdi. Bu yüzden birçok işletme mesela ekstra maliyete katlandı. Hatta pek çok özel entegrasyon evet, hocam. Pek çok özel entegrasyon. Biz bu hizmeti veriyoruz deyip. Evet. Ben da. çok iyi hatırlıyorum. 74 tane listesi vardı. 74 tane firma biz arşivleme hizmeti veriyoruz diye dolaşıyordu yani. Evet. Yani ben bu bu da kişisel eleştirimdir bu arada bunu söyleyeyim. Hocam e, biz işin doğası gereği zaman zaman işte ofislerimizde çalışırken ederken işlerimizi yaparken geri dönük kayıtlar. Dönem sonunda yapıyoruz, ediyoruz. Fakat bu e-defter uygulamasında durum biraz farklı. sıkışık, farklı. Ben her ikinize de önce Mustafa Hocam sizden alacağım. Şu e-defter beratlarını yüklerken, yüklemeden önce yapılması gereken kontroller. Hesap bazında bazı dikkat etmemiz gereken hususlar var. Yani e dönem içerisinde kasaba kesinde bir olumsuzluk varsa düzeltebiliyorduk, edebiliyorduk. E Defter raporu gönderiyoruz artık. Bu bir nevi mizanların Gönderilmesi gibi elektronik ortamda e, bu konuda önerilerinizi alacağım sonra evet. Serkan hocam bu konuda sizin de önerilerinizi alacağım Mustafa hocamdan sonra buyurun e, artık e-defter bugüne kadar e, muhasebesi kendi bünyesinde tutulan firmalardayken artık yavaş yavaş bizim bürolarımıza da e-defterler gelmeye başladı burada e-deftere geçen mükelleflerde artık her ay kendi içerisinde bir dönem sonu olarak Nitelendirmemiz gerekiyor. Yani KDV mahsuplarının yapılması, ters kayıtların olmaması. Çünkü her ne kadar e-defter gönderdiğimizde gelir dersine beratları gönderiyoruz, yemeğe kayıtlarını gönderemiyoruz desek de aslında defter raporu beratıyla biz her ay gelir dersi başkanlığında mizanımızı veriyoruz. Dolayısıyla bu mizanların uyumu, beyannamelerle, ...uyumunu çok daha önemli hale getiriyor. Çok daha düzenli ve disiplinli bir şekilde... ...kayıtlarımızı tutmamız gerekiyor. Burada örnek veriyoruz. Defter Berat raporumuzu gönderdik. Mizan... ...her ay peş peşe mizanlarımız gidiyor. Büyük kasa... ...kasada büyük bakiyeler varsa... adat uyguladık mı? Veya sürekli aynı tutarda devreden... ...verilen sipariş avansları. Birikmiş amortisman... ...hiç bir değişiklik yok. Yenileme fonlarında herhangi bir azalma yok gibi hususlarda biliyorsunuz RAS sistemi var artık. Bizim risk puanımızı arttıracak hususlar. Bunları çok daha detaylı dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca yıllarca usul incelemelerinden bahsettik. Usul incelemeler aslında şu an çok daha önemli hale geldi. Çünkü her ay verdiğimiz bildirimlerle firmaların riski artmakta ve bunlara çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi büyük firmalar yıllar öncesinden zaten e-deftere geçti. Küçük firmalar işletme defterleri basit usul, serbest meslek defterleri elektronik sisteme geçti. E-defter sınırı aşağı çekildi. Böylece arada yine e-deftere geçmemiş olan Firmalar var. Bunlar da zaman içerisinde sayısı artacak ve bizim bürolarımızda e-defter mükelleflerimizin sayısı her geçen gün daha da fazla artacak. Yani yılların alışkanlıklarımızı biraz daha değiştirmemiz gerekiyor. Daha güncel, daha disiplinli kayıtları yapmamız gerekiyor. Bu e, hesap planında verdiğimiz örnekler çoğaltılabilir. E, büyük bir hesap planımız var. Aklıma geldiği kadarıyla örnekler verdim. Hocam senin de katkıların ne olacaksa? E, aslında. E defter bir şey daha başlattı değil mi hocam? Her her ay yeni bir dönem gibi görüyor. Evet. Her ay aslında her, her yılın açılışı ve sonra. kapanışı dönem sonu olarak görüyor. Hakikaten getirdiği iş yükü olarak düşündüğüm zaman yani muhasebe ofisleri ve diğer süreçleri düşündüğümde çok ciddi bir iş yükü getiriyor. Tabii ki. Ama en azından yani kasaların ters bakiye verip vermediği, bankalar ve buna benzer işte ortaklar CR hesabı gibi bazı hesaplar sizin söylediğiniz kıymetli görüşlerinizi sunduğunuz o hesaplarla ilgili en azından bir tarama yapılabilir. Ee, ileride sıkıntı yaşamamak adına. Ben özellikle çekliste tavsiye ediyorum. Meslek hayatım ilk başta e, tam tasdik denetimle başladım. Biz hep checklist kullanırdık. Checklistler elimizde mevcut olursa bürolarımızda özellikle e-defter mükelleflerimize e, dönem sonu itibariyle dönem sonundan kastım tabii ki her ayın sonundan bahsediyorum. Hiçbir şey atlamamış olacağız. Bunu da tavsiye olarak iletmiş olayım. Bu konuda çok değerli hocamız, aynı zamanda TÜRMOP Denetleme Kurulu da yapan Yeminli Mali Müşavir Nazım Anıl. Evet. Her muhasebe bürosunda, her şirkette mutlaka bir masayı boşaltın, üzerine denetim masası yazın. Evet. Bir başka göz yapılan işleri mutlaka takip etsin, evet. kontrol etsin diye önerirdi. Serkan Hocam, geç gelen faturalar, emtia ya da hizmet, yani geç düzenlenen kastetmiyorum. Düzenlenmiş ama bir şekilde bize çok geç ulaşıyor. İşte Aralık ayının faturası bir bakıyorsunuz Mart ayında size ulaşmış oluyor. Ya işverenin arabasının torpidosunda unutulmuştur ya postada gecikmiştir kaybolmuştur gibi gibi. Bunları nasıl değerlendireceğiz? Gider yazabilir miyiz? Envantere alabilir miyiz? Biz 31-12 itibariyle defterlerimizi yazdık. Yeni defterin açılış bilançosunu oluşturduk, Ocak Şubat kayıtlarımızı yaptık, Mart ayına geldik, Aralık dönemine ait bir fatura o tarihte elimize ulaştı. Nasıl düzeltme işlemi yapacağız? Ne yapacağız? Hocam geç gelen, geç gelen faturalarla ilgili biliyorsunuz, önce bunun aslında bir KDV yönü var, bir de gelir kurumlar yönü var, bir Lütfen de, de BABS yönü var, değil mi? Aslında kaç evet. kanun sayabiliriz? Özet geçiyorum, vergi olarak geçersem KDV bir. Geliri iki, kurumlar 3, vergi usul 4. 4 tane etken hareket yaratıyor geç gelen faturada. Şimdi KDV ile ilgili şöyleydi. Diyordu ki KDV'nin belgenin ait olduğu yılda KDV yasal deftere yazarsınız indirim konusu yapabilirsiniz. Geçen sene bununla ilgili yapılan bir düzenleme ile daha doğrusu 7000 yanlış hatırlayabilirim belki kanun numarasını. Yapılan düzenleme ile şey diyor artık. E, takip eden yılın sonuna kadar diyor. Ee, geç gelen faturalarla ilgili diyor katma değer vergisini indirim konusu yapabilirsiniz. Ama bu geç gelen faturanın altını çiziyorum. İşletmenin faaliyetiyle ilgili olamak koşuluyla. Yani işletmenin faaliyetiyle ilgili olmayan bir faturanın geç gelip gelmemesinin hiçbir önemi yok. Fatura geç geldi. Hadi KDV kısmını tamam indirim konusu yaptık. KDV de okey. Peki hemen BBS ile ilgili kısmı soruyorum. Çok soru geliyor. Çok durum. BBS'de ne diyor? İşte 396 418 tebliğler. Diyor ki faturan yani belgenin ait olduğu döneme BBS yapılır. Yani bu ne demek? Geç geliyorsa BBS geri dönük düzeltmek gibi bir hüküm doğuruyor. Aslında burada başka bir boyut var. Peki bunu gelir veya kurumlar vergisi yönünden nasıl değerlendirebiliriz? Bu geç gelen fatura mesela tevkifatlı faturasa ne olur sevgili hocam? Mesela stopajlı faturaysa ne olur? Değil mi? Yani bunlar da işin içine giriyor. Burada genişliyor. Şimdi geç geldi. Fatura geç geldi. Bir Örnek gidelim, 2020'yi konuşalım. 2020 yılına ait bir tane fatura 2021 yılında gelirse ne olacak? bir Faturanın içerisine bakmamız gerekiyor. Fatura bir emtia faturası mı, bir sabit kıymet faturası mı, bir hizmet faturası mı? Birincisi bunlar. 2- Fatura stopaja tabi yani bir serbest meslek olabilir. Veyahut da tevkifata tabi bir fatura mı? Bunları da aldık, cebe koyduk. 3- Faturanın geldiği tarih gelir vergisi veya da kurumlar vergisi beğenmesini vermekten önce mi elimize ulaştı, sonra mı elimize ulaştı? Bunların hepsi cevapları değiştiriyor. Dolayısıyla şimdi biraz hayal ettireceğim yani çünkü bugün sunum yok böyle sohbet ortamında olduğumuz için bir sunum ekranı paylaşmıyoruz. Örnek veriyorum hizmetten başlayacağım. Fatura 2021 yılının Mart ayında elimize ulaştı bir hizmet faturası normal KDV'li. 2020 yılı ile ilgili KDV beğenlemesini verdik. Dönemi kapattık. Geçici vergi bitti. Bu faturadan da haberimiz yok. Karşılık da ayırmamışız. Örnek geçiyorum tamamen. Bu durumda bu fatura ile ilgili işlemi ne yapacağız? 2021 yılı Mart ayına faturayı kaydedebiliriz. Faturanın KDV'sine indirim konusu yapacağız. Ancak faturanın gideri ile ilgili olarak ise beğenleme üzerinde indirim hakkını kullanabiliriz. Bunu beğenleme üzerinde indirim hakkı kullanmak suretiyle bu faturayı dönemini aslında aktarmış oluruz. 2021 yılındaki kaydımızı ise 2021 yılı geçici vergi ve kurumlar vergisinde kanunen kabul edilmeyene dönüştürmemiz gerekecek. Peki fatura gelir ya da kurumlar vergisi beğenlemesi verildikten sonra gelmiş olsaydı ne olacaktı? Yine aynı hizmet faturası. Bu durumda yine KDV indirim hakkımız söz konusu. Ancak artık beğenleme de tamamlandığı için, beğenleme üzerinde indirim hakkı da imkanı da ortadan kalktığı için bu ben bu fatura yılın KKG'si niteliğine dönüşecek. Bu, bu hizmetle ilgili kısım böylelikle kendini tamamlayacak. Peki MTA faturası olsaydı ne olacaktı? MTA faturası olsaydı Mart ayında gelmiş olsaydı bu durumda şu soruyu sormak gerek işte. 31.12'de stok sayımını yapmış olmak gerekir. Burada bir envanter tıramısının olmuş olması gerekir. Dolayısıyla kaydı olarak yok ama fizik olarak var olan bir durum varsa bu ne anlama gelir? Stok fazlası anlamına gelir ya da sabit tesellüm. kıymetse sayım tesellüm fazlası <laughs> anlamına gelir. Değil mi hocam? Bunu normalde sayım tesellüm fazlasına geçmiş olması yani bilançoda geçmiş olması gerekir. Fatura beğenme verilmeden önce gelmişse bir de o malın satılıp satılmadığına bakılır ki kısmına buna göre sayım tesellüm fazlasını düzeltecek işte beğenleme üzerindeki işlemi yapar ve 2021 yılını ona göre realize edebilirsiniz. Bir de sabit kıymet olmuş olabilir bu durumda. Sabit kıymetle ilgili de işte işletmede kullanılması, kayıt altına alınması gibi özel tabirler var. İşletmeye gelmiş ve kullanılmışsa sabit kıymeti yine kayıt altına alabilirsiniz ama o yılın amortismanı bence artık gider ayrılabilir bir amortismanın dışına çıkmış oluyor. Peki burada emtiyada gelir ya kurumlar ve beğenmesi verildikten sonra bile gelmiş olsa nasıl bir hayat oluyor? Burada da durum biraz daha farklılaşıyor. Şimdi sayım tesellüm fazlası kısmına bakıyoruz, konuşuyoruz. Bir de dönüp beğenlemeden sonra gelmişse burada da fiziki envanterde yani fiziki olarak varlığın satılıp satılmadığına bakmanız gerekiyor. Varlık satılmışsa ona göre maliyet kısmını tanımlamamız gerekiyor. Varlık satılmamış, halen stokta duruyorsa bu durumda o fatura geç gelmiş olsa bile onu stok işlemlerini yani sayım tesirin fazlası ters hareketlerini yaparak stoklarınıza geri almanız gerekiyor. Peki fatura tevkifatlıysa yani KDV tevkifatına tabi ise yine KDV indirim konusu yapacaksınız ama tevkifatı faturanın ait olduğu dönemin ikinolu nolu vermeniz ya da düzeltmeniz gerekiyor. Yani ikinolu nolu beğenleme geriye dönük aynı BABS gibi hareket edecek. Burada işte pişmanlık hükümlerini kullanabilirsiniz. Stopaj da aynı şekilde arkadaşlar. Stopaj'a tabi bir işlemse, stopajda da belgenin ait olduğu dönemdeki muhtasarı düzeltmek gerekir. Bir sunum olmadığı için hayal ettirme yöntemiyle aslında hocam, sohbet yöntemiyle haklısın. anlatmaya çalıştım. Umarım e, kesinlikle hocam. Şöyle söyleyeyim. anlaşılmıştır. Yani o faturanın içeriği çok önemli. Hangi mal hizmeti almışız? Ona göre bir karar vermemiz gerekiyor. Evet hocam. Yani Aralık ayında saydınız 31-12'de faturası yok ama fiziken var. Bu ne anlama gelir? Belgesiz mal alımı söz konusudur. Belgesiz mal alımında evet. inceleme elemanları sorumlu sıfatıyla KDV'sinin bile ödettirilmesi söz konusu olabilir. Evet, hepsinin, evet. hepsinin böyle bir e, kendisi içinde e, dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de şey var hocam, mesela şu konuya da bir açıklık getirmek istiyoruz. Diyoruz ki mesela sonrasında olursa kanuna kabul edilmeyen gidere atın diyoruz. Dönüp diyorlar ki mesela arkadaşlar hocam katma değer vergisi 30. maddesi. Diyor ki gelir veya kurumlar vergisi yönünden indirim yapılmayanın KDV'si de indirilmez. Şimdi Yok. burası özel bir hüküm arkadaşlar. Şimdi Konu konu yaştı gerçi kusura bakma böyle bir şeye geçtik ama bir doğru, başka levela geçtik. Ya, o savın yanlışlığını söylüyorsun zaten. Evet, o sav yan... burada geç gelen faturada o sav mümkün değildir değerli arkadaşlar. Çünkü burada geç gelen faturanın kanunen kabul edilmeyen de bir tanımı yok. İşletmeyle ilgili olan giderler zaten işletmenin kayıtlarına alınır. burada Dönemsellik ilkesi gereği bunu söylüyorsunuz. Evet, burada sadece dönemsellikten kaynaklı bir vergi aşınması engelleme işlemi vardır. Bunun altını. Çizelim yani bu konuda bir tereddüt yok. Bu platformlarda da bu tarzda tartışmalar olduğu için böyle bir altını çizmek istedim hocam. Hocam zaman zaman faturaların düzenlenmesinin unutulması. Sonraki dönemlerde bunun fark edilmesi. Geçen yayınımızda noter satışından örnek vermiştik. Araçlar satılmış 3-5 ay önce. Fakat fatura kesmeyi unutuyor. Yani ne hikmetse bizim e, müşterilerimiz, tüccarlar, esnaflar. Her türlü satışta bir belge düzenlemesi gerektiğini atlıyor adam noterden aracını satıyor faturasını kesmiyor. Ee, burada ne yapacağız? Mustafa hocama ben, mı soru? Bana mı hocam size, mı soru, size. Bana mı soru? size Mustafa Bey de söyleyebilir. Fark etmez. Ben doğru cevap alayım da kim söylerse söylesin. Bizde <laughs> biz, de, biz de cevap doğru olur. Ümidindeyiz hocam. Sıkıntı yok. yok ben hocam onu, katkı sunmak hı, ister misin? Biz onu, önce ben bir süzgeçten geçiririm. Sonra ekranda bizi izleyen arkadaşlarımız süzgeçten geçiriyor. Şu anda kamera Burada... arkasında dört tane eğitmen arkadaşımız var. Bize dikkatle bakıyorlar. Yani hocam çok dikkat edin verdiğiniz cevaba. Ya, e, Özellikle elektronik fatura anlamında düşünecek olursak, faturaların geriye dönük düzenlenmesiyle ilgili yine piyasada çok büyük sıkıntılarımız var. Fatura geriye dönük düzenlenebilir mi? Düzenlenebilir. Sistem alıyor mu? Sistem alıyor. Mümkün. Peki özörüsü cezası olur mu? Olur. Şu ana kadar uygulanmadı. Ancak bizim tavsiyemiz eğer unutulduysa güncel döneme faturanın düzenlenmesi yani fatura düzenleme yükümlülüğümüzü öncelikle yerine getirelim. Ama tabii ki e, vergi kısmını ilgili ayın döneminde düzeltelim. Fatura düzenleme yükümlülüğümüzü üzerimizden attık. İlgili dönemin ayına da e, düzeltme yapıp pişmanlıkla verirsek en azından vergi ziyanına da sebebiyet vermemiş olacağız. Ya bunu da şunun için sorduk aslında. Hani 7 gün içerisinde düzenlenmemiş fatura düzenlenmemiş sayılır, sayılır ifadesi bizi biraz Hı. geriyor. Ama tabii ki e, yine şey. de e, Yalçın hocamızın güzel bir açıklaması vardı yani burada evet. amaç vergi evet. alacağını garanti lazım. lazım. Evet evet Tabii, yani hocam. aslında vergi usuldeki o cezai müddetdeki amaç yani şey vardı hocam e, biz de mesela kanunları yorumlarken ya da kanunları okurken bizim üstadlar bir de şey derdi çıkış La, amacına bakın kanunun lafsına ruhuna. ruhuna evet bakın şimdi niye cezai müddet koyuyor? vergi kayıp kaçanı engellemek için cezayı müvede koyuyor. Mustafa Hocam söylediği gibi faturayı geç de olsa düzenlediniz. İlgili dönemlerin altını özellikle çizdi. İlgili dönemleri de düzeltmesini yaptığınız zaman artık bir fatura o faturadan dolayı bir vergi kayıp ya da kaçandan söz etmek mümkün değil. burada en fazla yani şekil şartı ya da seri sıraya uymamaktan belki usulsüzlükten bahsedebiliriz. Ama bu fatura hiç düzenlenmemiş. Bundan dolayı cezai müeddeye sürecini yürütürlerse mutlaka bunu yargıya götürüp kanunun amacını referans göstererek işlem yapmalarını tavsiye ederim hocam. Hayır, hocam orada üstün üstünü çizdiniz. 7 gün olayını onu da kısaca aslında bir söylemekte fayda var. Ee, biliyoruz ki mal ve hizmetin tesliminden 7 gün içerisinde faturanın düzenlenmesi zorunluluğu var. Tesliminden itibaren, tesliminden itibaren 7, 7 gün içerisinde. Ben. Ancak piyasada şöyle bir algı da var. 7 gün geriye dönük fatura düzenleyebilirim algısı var. Bu teslimden itibaren yani geriye dönük bize e, fatura düzenleme hakkı kesinlikle tanımamaktadır bunun altında çizim çünkü tam da şu an dönemi 31 Aralık'ta e, sokağa çıkma yasağı olacak e, pazartesi günleri işimize geleceğiz Aralık ayında e, Aralığın sonunda düzenlenmesi gereken faturalar olabilecek e, bunu da altına çizmiş olalım teşekkürler hocam e, Serkan hocam devam edelim olur hocam Hazır ısındınız. Ortam çok sıcak hocam. Bayağı arkadaş var. Teşekkür ederim. Salon hocam. dolu. İhracat işlemlerinde dönem belirlenmesi hususu. Hani işte bir ara intaj tarihi derdik. Bir ara fiili ihraç tarihi dedik. Şimdi başka bir isim diyoruz. Beyanemelerin kapama tarihi. Bunların hangi tarihini ...dikkat almamız gerektiği Nasıl takip edeceğiz? BABS ve KDV, gelir kurum kazancı açısından değerlendirilmesini rica edeyim hocam. Tabii hocam yine aslında bir soru 4 kanunla cevaplamak gerekecek. Ee, çok da özellikli bir konu işin esasında. Eee İyi, i̇yi bir soru yani işin esasında. Teşekkür ederim yönettiğiniz için. Hocam yıl için. sonu şimdi 31-12 evet. itibariyle bile bazen yeni yıla sarkabiliyor bu. Evet. E, yani yine tabiri. basit bir yani yine hayal ederek işte bir örnekle süreci yönetelim. Bu arada ben salon dolu derken arkadaşlar salonda bir Allah'ın kulu yok. Yani salon boş yani bu arada <laughs> onu söyleyeyim. Biz hep dolu salonlara hitap edip hep böyle sizlere hitap edip bundan feyiz aldığımız için yine ben salon doluymuş hayaliyle hareket ediyorum. Bunun altını çizeyim. Şimdi bir tane beğenleme düşünelim, İhracat beğenlemesi düşünelim. İhracat beğenlemesinde faturayı kestiniz. Artık faturayı nasıl kestiniz kısmına geçiyorum. E fatura vesaire kısmına geçtim. Faturayı kestik. Bugün 20 Aralık. Gümrük beğenlemesini açtı gümrükçü. 27 Aralık. Ondan sonra faturanın, beğenlemenin fiili kapanması 10 Ocak ya da işte. Hocamın söylediği gibi vedop kapama, intaç kapama, beğenleme kapama üçü de aynı şey yani ya da fiili kapama 10 Ocak. Şimdi bu faturayı 25'i mi 27'si mi 10 Ocak 2021 mi nasıl muhasebeleştireceğiz ve nasıl kayda alacağız? Bu Bunun e, teknik olarak tabii ki de cevabını vereceğim şimdi. Burada dikkat etmemiz gereken kısım şu katma değer vergisi kanunundaki vergi doğuran olaydaki e, hükümde diyor ki alıcıya da alıcı adına hareket edenler diye bir kelimeyle başlayan malın sevkiyatından bahseder. Burada ihracatı alıcıya da alıcı adına hareket eden birine teslim ederseniz vergiyi doğuran olay o dönem tarihi itibariyle doğmuş oluyor. Ancak ihracatçı burada değil. Yani bir başka ülkede. Siz burada işlemin tamamını yapıyorsunuz. Gümrük hattına teslim ediyorsunuz. Gümrükte muayene, kontrol ve diğer süreçlerin tamamlanması en sonunda işte mühürleme dedikleri işlemin yapılması 10 Ocak'ta oluyor. Artık aslında 10 Ocak itibariyle malın fiili sevkiyatı gerçekleşiyor. O zaman bu durumda malın fiili sevkiyatının yani fiili kapanmasının gerçekleştiği tarih katma değer vergisi kanunu açısından beyan dönemidir. Burada bir şeyin daha altını çizelim. Fiili kapanmanın olduğu tarihten bir önceki iş gününe ait döviz alış kuruyla muhasebeleştirmeniz gerekir değerli arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Beyanlamayı belirledik mi? 25 yani 20 Aralık'ta dahi kesilmiş olsa fatura gümrük beğenlemesi 10 Ocak'ta kapandığı için KDV dönemi ne oldu? Ocak 2021. BABS dönemi yine 396 418 nol de gümrük beğenlemesinin fiili kapandığı dönemdir diyor BABS'nin dönemi. Dolayısıyla BABS'miz de Ocak oldu. Geldi gelir ve kurumlar vergisi kısmına. Gelir ve kurumlarda da yine söylediğimiz gibi işlemin fiili kapanması ve vergi doğuran olay 2021 10 Ocak'ta gerçekleştiği için bu işlemde 2021'in gelirlerine gidecek. Ama burada aman dikkat faturayı kestiğiniz için faturayı kestiğiniz için faturanın gelirini 2021'e maliyeti aman 2020'de kalmasın. Çünkü yazılım programları kullanıyor birçok arkadaş. Sürekli envanter fatura ile birlikte maliyetlendirme yapabilir. Bu gözden kaçabilir. Bunun da maliyetlerden arındırılıp 2021 maliyetine alınmak suretiyle kayıt altına alınması gerekiyor. Bu uygulama geçici vergiler için de geçerli. Normal dönemde de geçerli. Fiili kapanmaya dikkat etmek gerekiyor. Hocam konusu açılmışken bir de bunun ithalat kısmından da bir iki tane şey söylemek istiyorum izniniz olursa. Buyurun. İthalatta da değerli arkadaşlar e, özellikle bu BABS konusunda bir sıkıntı yaşandığını görüyorum. E, 396'da bir düzenleme var ama o düzenlemeyi değiştiren 418 nolu tebliğimiz var yine vergi usulde. Orada da artık ihracatla aynı paralellikte hareket ediliyor. İthalatta da malın fiili kapanmasındaki dönemi beyan alın diyor. Yani malın fiili kapanması, ithalatta da gümrük beyanlamasında de malların kapanma işlemi var. Yani millileşme gerçekleşiyor. Millileşmenin gerçekleştiği dönemdeki BABS'ye dikkate alın diyor. Serbest bölgede işlem yapan firmalar için serbest bölge işlem formlarını ya da gümrük beğenlemesine bağlanmışsa yine gümrük beğenlemesine dikkate almanızı öneriyor. Bunu da öyle bir anekdot olarak söylemiş olayım hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi bugün zaten hani teorideki bilgileri tekrara girmiyoruz. Sadece uygulamadaki pratik çözümlerle yürümeye çalışıyoruz. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini uyguluyoruz. Tıpkı şimdi birazdan soracağım soru gibi. İhracatta götürü gider. Şimdi ihracatta götürü gideri herkes biliyor. İşte ihracat bedelinin binde beşi götürü gider olarak kayıtlara alınabilir. Alınabilir de hangi ihracat bedelinin binde beşi? Nasıl hesaplayacağız? Nasıl uygulayacağız? Hocam uygulamaya yönelik kısaca bir bilgi istiyorum bu konuda. Tabii hocam yine söylerken böyle kasıtlı olarak girdi veresiz 40, 41, 42 diye referans veriyorum ki arkadaşlarımızın da yani sonrasında o referanslar hocam sene sonu şimdi yani tam zamanı ihracata gö ee, götürü gider kavnot hesaplamaları yapıyoruz aynen. Risk aslında yapıyoruz. muhteşem bir e, indirim müessesesi e, şeyin idareninle yargın arasında ciddi bir fikir ayrılığı var o onu belki sonra doğru konuşuruz ama burada dikkat edilmesi gereken kısım şu. Yıl sonu itibariyle ihracat, transit e, taşımacılık, yurt dışı inşaat, onarım ve teknik hizmetlerle sınırlanmış bir e, kapsam. Biz inşaat, onarım, teknik hizmetler kısmını e, hesaplamalarını zaten normalde e, firmaların kendi transfer işlemlerinde çok rahat tespit ediyor. İhracat kısmı biraz daha özellikli burada. Şimdi ihracat kısmında diyor ki döviz olarak yapılan ihracatların binde 5'i. Şimdi döviz deyince buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Yani TL ile yapılan ihracatlar değerli arkadaşlar binde 5 götürü gider uygulamasında dikkate alınmıyor. İstisna sadece Kıbrıs yani Kuzey Kıbrıs yani yavru vatana yaptığınız TL ile ihracatları kapsama alıyoruz. Ama onun dışındaki hiçbir ülke yaptığımız TL ile ihracatlar bu kapsamda binde 5'in hesaplamasında matrah olarak dikkate alınmıyor. Yine ihracatta hangi bedel üzerinden binde 5 hesaplayacağız sorusu. İhracat hasılatının FOB bedeli dediği kavram var. Yani navlon, sigorta veya diğer giderlerin olmadığı malın ham bedelinin olduğu dövizü dikkate alarak diyor binde 5 hesapla. O dövizde de yine döviz alış kuruyla çarparak bul diyerek işlem yaptırıyor. Yine aynı şekilde Burada diğer bir kısım e, bin, binde 5'in yani hesaplanmasındaki diğer bir kısım e, idarenin görüşü bunlar aslında yurt dışına yaptığınız işlemlerde belgeleyemediğiniz giderlerin karşılığı olarak verilmiş bir indirim hakkıdır diyor. Ve burada diyor belgeleyemediğiniz giderlerin karşılığı olduğu için bir öz varlık az, azalması ararım diyor. Burada da yani bir işte kas olabilir, banka olabilir ya da yurt dışına giden bir personelinizin yapmış olduğu bu ihracatla ilgili yapmış olduğu harcamaların belgesiz olan kısımları da olabilir. Yani bir öz varlık azalmasını istiyor. Bu ne anlama geliyor öz varlık azalması deyince? Aslında bir muhasebe kaydından bahsetmiş oluyor. Bir muhasebe kaydını istiyor. Bir de beğenleme üzerinde indirme olayını gerçekleştiriyorsunuz. Ayrıca son 2-3 yıldır çıktı. Götürü gider indirimi uyguladınız mı uygulamadınız mı diye beğenlemede bir soru kısmı var. Oraya da işte uyguladıysanız evet kısmını diyorsunuz. Ama yargı bu öz varlık azalması ile ilgili kesinlikle bu görüşe katılmıyor ve hiçbir görüşünde de bunu onaylayan bir metni yok. Yargıda ise tam şöyle diyor. Diyor ki bu bir e, ihracatça sağlanmış indirim yani gider hakkı tanıyan bir işlemdir. Burada öz indirim olup olmayacağına dair madde hükmünde herhangi bir hüküm yok. Tebliğ ile maddeyi genişletmek gibi bir lüksünüz yok. Dolayısıyla işletme ihracatını yapıyorsa anlattığımız şekilde dövizini FOB'dan belirleyip buluyorsa TL olan dövizlerini çıkartıyorsa Kıbrıs hariç bundan hesaplayıp maksimumda binde beşini geçmeyecek şekilde gider hakkını kullanabilir diyor kullanma kullanılmalı mı kesinlikle bu e, hesaplama yapılmak suretiyle kullanılmasını tavsiye ediyorum hocam Çok teşekkür ediyorum hocam ee, güzel gidiyoruz hocam bu Transit Ticaret e, çok sayıda sorular geliyor Hani biz de bir uygulamacıyız açıkçası biz de uyguluyoruz ve bize gelen sorulara da ben şimdiye kadar bir cevap veriyordum fakat geçen gün sizinle yaptığımız görüşmede farklı bir boyuta olayı taşıdık. Ben ticaret, transit ticaret işlemlerinin BABS ve katma devreksi beyannamelerinde ile ilgili, gösterilmesiyle ilgili önerinizi, doğru bilgiyi rica ediyorum. Hatta bundan sonra ben de sizin söylediğiniz şekilde uygulamaya başlayacağımı şimdiden ifade etmek istiyorum. Hocam yoğun bir Anlaştık. meslek. <laughs> Yo, yoğun bir meslek. Ya aslında değil mi? Her gün hemen hemen her gün bir şey değişiyor yani. Bu o kadar dinamik ki hem geçmiş verileri e, uyguluyup Hocam geçmişte gerekiyor. yayınlanan bir sürü özelge var. İlk zamanlar bunlar hiç beyanlamaya konu edilmeyecek. Sonra BA'ya konu edilecek, KDV beyanlamada edilmeyecek. Sonra her ikisinde edilecek gibi çok çok özelge var. Yani benim kafamın karışması gayet normal. <laughs> Evet hocam. evet hocam. Yani bu 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 veri büyük bir veri açıkçası. Hani bunu hem bir şeyleri araştırmakta kullanıyoruz hem o an hafızamızda bulundurmak gibi bir mesleğimiz var. Yani o an hafızamızda da bunu hızlıca çağırabilmek gibi bir durumu söz konusu olduğu için yani bu verinin değişmesi, gözden kaçması veyahut da bir başka şekillere gelmesi bunu ben çok normal yani bu meslekte normal karşılıyorum işin esasında. Şimdi transit ticareti de aslında e, tanımsal olarak kendi içinde ayırmamız gerekiyor. Yani transit ticareti katma değer vergisi yönüyle düşünürsek iki ana başlıkta bence bu durumu değerlendirmek gerekiyor. Bir ülkeden ülkeye transit ticaret iki gümrük mevzuatının uygulanmadığı ülke içine giren ama millileşmeyen ya da gayrimilli ya da serbest dolaşmaya girmeyen transit ticareti birbirinden ayırmak gerekiyor. Şimdi basit bir örnek Türkiye'deyim. Ee, örnek söylüyorum Fransa'da bir bağlantım var bir emtia pazarlığı yaptım Almanya'da da bir tane alıcı var Fransa'daki müşteri diyorum ki malı direkt Almanya'ya transfer et faturasını bana gönder burada Almanya'ya ben faturamı kesiyorum yani hiç Türkiye'nin siyasi topraklarının içinde hiçbir şekilde malın fiziki bir girişi söz konusu değil bu durumda katma değer kanun birinci hükmü yani Katma değer vergisinin konusu ne diyor? Hocam Türkiye'de, Türkiye sınırları değil mi? Türkiye'de bir kavram geçiyor. Şimdi burada hiç Türkiye sınırlarına giren bir hareket gerçekleşmediği için bu zaten katma değer konusuna girmiyor. Yani bu işlem katma değer vergisinin konusuna değil Katma değer konusuna girmediği için de bunun katma değer vergisi gösterilmesi mümkün olmuyor. Zaten bununla ilgili de bir yani bir bölüm de yok, bir şey de yok. Zaten de olmamalı. İkinci kısım ise Yine bir bağlantınız var. Ürünü Türkiye'ye getiriyorsunuz. Sonra o ürün bir daha yurt dışına çıkabilir ya da bir başka işleme tabi tutulabilir. Örnek. Ürün serbest bölgeye gelebilir. Ürün bir antrepoya gelebilir. Ürün yine aynı şekilde gümrüklenmiş saha dediğimiz yani gümrük gümrüğün kendi sahasına ürün gelmiş olabilir. Bu ürün o sahalarda ya da o antrepolarda el değiştirebilir. Bir ya da o ürün bir daha oradan işte elle işleme bir başka işleme tabi tutup bir daha yurt dışına çıkabilir. Bu durum bizim katma değer vergisi kanununda aslında tanımlanmış. 16. maddede işte 16.1c dediğimiz gümrük sahası antrepo giden maddede tanımlanmış. Burada ise hocam siyasi sınırlar içerisinde bir Mt girişi var. Bu emtia girişi geliyor ama sadece serbest dolaşıma girmiyor. Yani gayrimilli diyelim ya da millileşme işlemi gerçekleşmiyor. Tamam KDV'nin hesaplanması gümrük mevzuatına göre gümrük vergilerinin hesaplanması söz konusu olmuyor ama işlem Türkiye içerisine geliyor. Sonra Türkiye içerisine bir daha tekrar dışarı çıkıyor ya da yine tekrar gümrüksüz saha içerisinde hareketlerini tamamlıyor. Bu katma değer vergisi kanundaki kısmi istisnalar bölümünde gösterilmesi gereken bir işlem. Bunu beyan etmek gerekiyor. 2017'de verilen bir özelge var bununla ilgili. Hani beyan edilmemeli diye ama 2017 sonrasında hem beyanlamalarda kulakçık açılıp revizyon edildi. Belki de o görüşünde artık bir şey yok. Diğer bir kısımda ise hocam, BABS'de yine aynı şekilde fatura ve benzeri belgeler deyip bir de dikkat edersin ki tüm alım satım işlemleri diye başlayan bir kelime var. BABS'nin beyan mantığında. Burada transit ticaretle ilgili yani daha doğrusu beyan sınırı olan 5000 TL aşan durumların BABS'de çünkü bu vergi usulün yapmış olduğu bir düzenleme BABS'de beyan edilmesi doğru ve yerinde olacaktır hocam. Yani transit ticaretin tamamı BABS'e konu edilecek. Evet. Ama Katman e, katma değer vergisi beyannamesinde 16. madde kapsamında bir C'deki bölüm ise sadece katma değer konunun iç kapsamıyla gelecek. Hocam burada bir, ben de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kısmı istisnada biliyorsunuz ee, bir mal kısmı istisna kapsamında satışa konu ediliyorsa onunla ilgili alışta indirilen KDV'nin düzeltilmesi söz konusu hurdalar hariç. Yani bu transit ticaretin KDV beyanemesine taşınması gereken transit ticareti için yüklenilen bir katma değer varsa onun da düzeltilmesi ...gerekiyor değil mi hocam? Tabi tabi hocam evet. aynen. Evet. Bir de son düzenleme hocam... ...kamu kurumlarına bu hem pandemi ve diğer süreçlerde geldi. Kamu kurumları ve hastanelere yapılan bağışların... ...KDV'si 30. maddede... ...yine o da düzeltilmenin dışına çıkartıldı. Onu da öyle bir evet, evet, evet ...onu çok da teşekkürler hocam. hocam. Çok sağ ol. Hocam yine 31-12 yaklaştı. Ee, hazırlıklar yapmamız gerekiyor. 31 itibariyle oluşturacağımız... ...bilanço çok önemli dönemi içerisinde değiliz. sonuna geldik. Yine önemli bir konu. Öz sermayenin yeterliliği, sermayenin karşılıksız kalması veya işte borca batıklık da diyebiliriz. Bu konularda tavsiyeleriniz ne olabilir? Şimdiden belki önlem alınması noktasında meslektaşlarımıza ne öneriyorsunuz? Hocam kurumlar vergisi kanunu işte 12. madde aslında 11 ve 13 de birlikte hareket ediyor. Diyor. Yani transfer fiyatlandırmasındaki emsal uygulamalarla da birlikte hareket eden bir şey. Şimdi burada e, biliyorsunuz kurumlar evveksi beğenlemesinde de öz varlıkla ilgili yani örtülü sermaye ile ilgili de bir kulakçık bölümü var. Orada aktif büyüklük, borç, ortaklara sağlanan menfaat gibi e, alacak kısmı da dahil olmak üzere bir tabloyu da doldurma, doldurulmasını istiyor. Birincisi bu beğenmenin bu tablo kısmı mesela bu hangi veri? 2020 yılı kurumlarını doldururken hangi dönemin verisi mesela buraya aktarılıyor? Bir hem onu hatırlatmış olalım hem de diğer uyarılarımızı yapmış olalım. Tebliğe, tebliğde de açıklandığı üzere dönem başı hocam öz varlıktan bahsediyor. Dönem başı öz varlık. Bir bir 2020nin dönem başı öz varlığı aslında 31-12'nin dönem sonunda olmuş olmuyor mu? Olmuş evet. oluyor. Yani mesela 2020 kurumlar vergisi beyanlamasında o bölümü doldurmak istediğimizde 2020'nin dönem başı öz varlıklarından bahsediyor. Yani bir tık daha geri gidersek, yani kapanışın ve sonrasında açılıştan bahsediyor. Aslında 2019'unda dönem sonu öz varlığını işaret etmiş oluyor. Birincisi tabloyu doldururken buna dikkat etmek gerekiyor. Yani 2020'nin aktif büyüklüğü dediği zaman 2020'nin alacakları dediği zaman 2020'nin Ondan sonra borçlar kısmı dediği zaman bir bir ya da tersini bir tık daha giderim. 31-12'deki kesin bilançodaki verileri dikkat etmek lazım. Peki örtülü e, öz sermaye ne, nedir? Ne sorunu yaratıyor? Örtülü kazanç dediğimiz kısmı aslında ilgilendiriyor. Diyor ki işletmenin dönem başındaki mevcutları artı alacakları eksi borçları diye bir kavram veriyor. Yani mevcutlarınız ve alacaklarınızı topladınız. Borçlardan çıkarttınız. işletmenizin ee, çıkan sonucu eksi 10 bin. Hocam ben ona şey diyorum kemiksiz. Kemiksiz evet hocam aynen Kem kemiksiz işletme eksi 10 bin. İşletmede bir başka ilişkili olduğu işletmeden mesela borç para almış. Bu borç parayla ilgili faiz ödüyorsa bu borç parayla ilgili katma, faiz artık KDV gibi işlemleri yapıyorsa işte örtülü sermaye burada devreye giriyor. Diyor ki mesela o faizi gider yazamazsın. KDV'yi indiremezsin. Faiz gelirini gelir kabul etmem. E, iştiraya kazanç, iştirak kazancı olarak değerlendiririm. O kur farkıyla ilgili süreçler varsa kur farklarının da tekrar realizasyonunu isterim diyor. Ya da örnek söylüyorum siz hesap yaptınız sizin öz varlığınız 30 bin lira çıktı. Ben buraya not alıyorum konuşurken atlamayayım diye. 30 bin lira çıktı. Siz yine transfer fiyatlandırmasında ilişkili kişilerden aldığınız borcun miktarı 150 bin lira. Diyor ki öz varlığınızın 3 katından fazlasının fazlasını aşan tutarlarla ilgili yine ben diyor realizasyon isterim düzeltme isterim 30 bin lira çarpın 3 katıyla ne yaptı 90 bin lira siz ne kadar borç almışsınız 150 bin lira He. 90 ile 150 arasındaki 60 bin liranın için ödediğiniz bir faiz varsa faizin giderlerini kabul etmiyor. Faizin KDV'sini kabul etmiyor. Yine bu geliri elde eden içinde bunun faiz geliri olmadığını, iştirak kazancı olduğunu realize ediyor. O yüzden dönem sonu yaklaşıyor. Bu kısımların bir kez daha elden geçirilmesi, gerçi vakit daraldı. Yani sermaye arttırımı yapılması gerekiyorsa sermaye arttırımının yapılmasını falan tavsiye etmek lazım ama. Hocam 11 gün var. 11 gün var. Evet mutlaka Fazlayın. mutlaka bu kısımların gözden geçirilmesi, elden geçirilmesi ee, ve bir de birkaç şeyin de altını çizmek lazım. Yani orada varlıkları ve borçları hesaplarken doğru sınıflandırma da burada çok önemli. Mesela hatalı sınıflandırma, mesela borçların hatalı sınıflandırılması yapılmışsa işte burada mesela avansların realize edilmesi, borç, borçların realize edilmesi kısımları da dahil olmak üzere bunların da bir elden geçirilmesi yine bu öz sermayenin ya da transfer fiyatlandırmasına göre örtülü sermayenin hesaplanmasını ...etki ediyor. Burayla bir gözden geçirmek de... ...tabii ki de fayda olacaktır. Ee, öz kaynaklar sıfırsa... ...ilişkili kişilerden borçlanıyorsak... ...tamamı örtülü sermaye... ...gibi. Hocam mesela burada da... ...bir iki şey daha söylemek lazım. Şimdi il, ilişkili kişiden... ...borçlandınız diyor ki mesela... ...karşı tarafta bir şirket örnek söylüyorum... ...A şirketi B şirketinin yüzde elli ortağı... ...A'ya borç vermiş... ...diyor ki mükellef ya da... ...meslektaşımız belki bu soruyu sorabilir... Ya ilişkili kişiden borçlandım. 3 katında öz varlık dediğiniz gibi sıfır. Ben de 100 bin TL'lik borçlanma gerçekleştirdim. Hocam zaten biz aynı kişilerin Faizde işletmiyorum. O Dolayısıyla bende hiçbir şey düzeltmeme gerek yok. Gibi düşünebilir. İşte burada dediğimiz gibi o zaman da 13. madde devreye girer. Ne diyor arkadaşlar? Emsellik ilkesini uygular. Hem ne diyor? Faiz hesaplamak zorundasın. Faiz içinde emsal oranı bulmaz. İşte avans reyans kont faiz oranını dikkate alıp faiz hesaplar faturasını kesmediğiniz için faturadan usulsüzlük cezasını keser. KDV'den cezayı keser. Gelirden cezayı keser. Sonra dönüp bunları bir de örtülü sermeden realize edip düzeltir. Bir de gider yazacak kısmın gider yazdırmaz. Onları da düzeltirir... Sonra dönüp faturayı kesen firma kısmına daha doğrusu kesmediği için kesmiş muamelesi gören firma kısmına da e, yine aynı şekilde katıyla vergi ziyanı uygular. Buna da dikkat etmek lazım. Hani bu kısım böyle almadım vermedim ne olacak gibi olmuyor açıkçası. Değerli hocalarım süreyi birazcık daha şey kullanalım. Ee, şöyle bir baktım. Ee, onun için cevaplarımızı biraz daha hızlandıralım. Sorularımızı da biraz hızlandıralım. Çünkü önemli gördüğüm bazı sorular var. Bu arada yoğun bir şekilde gelen sorular var. Sorulara da vakit ayıracağız. Ee, cevaplamaya çalışacağız. Ee, yine önemli konularımız içerisinde bu stopaj olayı var, uzatılan katma derneği olayı var, iş yeri sigortaları, e, iş yeri kiraları ile ilgili vesaire. Onun için hocam, Mustafa hocam size bir soru hemen ileteyim. Dönem sonlarında yapılan kur farkı değerlemeleri ile bunların faturalanması hocam... 31-12 itibariyle evet. e, daha da önemli bir durum. Buyur. Bu e, dönem sonu kur farkını aslında iki kanun çerçevesinde ele almak lazım. Bir vergüsül kanunundaki değerleme hükümlerine göre ikincisi katma değer vergisi kanunu hükümlerine göre e, doğacak olan kur farkında KDV'yi mutlaka dönem sonunda orada beyan etmemiz gerekiyor. E, değerlemeyi ise vergi vergüsül kanunu göre değerlemelerimizi yapacağız. E, faturayı yani KDV'yi ödeme esnasında oluşan evet. kur farkında diğerlerinde KDV hesaplamıyoruz ama değerleme yapıyoruz. Ee, Serkan Hocam e, evet henüz bir şey yayınlanmadı ama siz de dün akşam onu söylediniz zaten e, bu iş yeri kiralarında stopaj ve katma devleti uygulaması 1.6'ya kadar uzatılacağı açıklaması geldi. Burada sanal ofis uygulamaları var. E, net kira, bürüt kira Bunları nasıl yapacağız? E, bu herhalde kira yardımı ve e, esnafa sağlanacak olan hibelere şimdi hiç giremiyoruz. Herhangi bir netleşme yok. Ama e, bu iş yeri kirası ve stopaj açısından bir değerlendirir misiniz? Tabii hocam biraz... Konular derin olduğu için atlamayalım diye birkaç şey olabildiğince fazla bilgi vermeye çalıştık. O yüzden biraz zamanı evet şey kullanmış. Yok hocam çok şey değil. Hocam yani. iş iş yeri kiralamaları ile ilgili cumhurbaşkanlığı kararı işte bir temmuz 31 temmuz 31 aralık. Burada tabi dikkat etme dikkat edilmesi gereken kısım yani cumhurbaşkanı şimdi uzadı ama yazılı bir metin olmadığı için de neyin uzadığını bilmiyoruz. O yüzden ben de o kısmına girmeyeceğim. Sadece birkaç şeyin altını çizeceğim. Artık e, sisteme girdikleri zaman, özelge sisteme girdikleri zaman da iş yeri kiralamanın tanımını yaptılar. İş yeri kiralama nedir diyor ki bina ofis, e, ondan sonra e, fabrika gibi yerlere iş yeri kiralaması diyoruz. Dolayısıyla mesela sanal ofisten dolayı KDV indirim konusu ya yani KDV indi mi diye sorusunu sanal ofis bir kiralama hizmeti değil diyor. O oraya kullanılan verilen ikincil bir hizmettir mantığında hareket ediyor. Diyor. Dolayısıyla sanal ofis e, hizmeti veren firmaların yaptığı kiralamaları arkadaşlar KDV indirimi söz konusu değil. İkincisi de bu gerçek kişilerden yapılan kiralamalar. Stopaja daha bir kiralamalarda stopaj oranı hani %10'a düştü. Bu %10'da da anladığım kadarıyla bir sıkıntı var. Ee, örnek e, 2000 lira kira ödüyordu. Stopajla beraber 2500 lira olmuştu. %20'lik stopajla beraber. Yani brüt kira 2500 liraydı. %10'a düşünce 2500 liradan %10 yapan e, e, görüş de var. Yok onu e, netten netten bürüte götüren durum da var. Bunun net bir cevabı var değerli arkadaşlar. Bu konuda verilmiş olan e, idarenin görüşü de var. Sözleşmeye bakarız diyor. Sözleşmede net anlaşıyorsanız yani kiracı su e, stopajı tabiri caizse ödeme yükümlülüğüne kalıyor. Yani kiraya veren ben 2000 lira cebime koyarım gerisi beni ilgilendirmez diyorsa o zaman sıkıntı yok netten bürüte yüzde onla dönün değerli arkadaşlar hayır ama yaptığınız kira kontratında şöyle yazıyorsa bu kiralama bürüttür stopaj düştükten sonra neti kiracıya yani kira verene ödenir diyorsa o zaman bürütten yüzde ona geri gelmeniz gerekir dolayısıyla bizim ülkemizde de genel kabul görmüşlük maalesef şeydir nettir ben çok bürütüne denk gelmedim hocam siz geldiniz mi bilmiyorum. Yani ben Geldim. ben yaşamımda çok denk gelmedim de hep net anlaşır yani. Kiraya veren hep der ki ben alacağım parayı bilirim. Stopaj senin sorumlulardır der. Ee, burada da o yüzden netten brüte dönerken ki kısmı kullanın. Yani yüzde ondan dönerek işlem yapın. Eee söyleyeceklerim aslında bu kadar. Hocam Mart ayında düzenlenecek gayrimenkul sermaye iradı beyannamelerinde çok tartışmalar, çok kavgalar çıkacağını Kesin. ben şimdiden görüyorum. <laughs> Kesin. O zaman bakalım ortalık nasıl karışacak. ya Ama bir özelgemiz var elimizde. Bunu çok net ifade evet. eden bir özelgemiz var. Yo, şöyle yani kiracı kiraya veren açısında sıkıntılar stopaj e, açısından sıkıntılar yaşayacağız. Şunu tabii. Anlatır, neden bu kadar çok vergi verdim bu sene? Evet. Özellikle ki kira geliri elden eden elden için, bir için bir vergi evet. oluşacak oluşacak. E, hocam Çalışma hayatımız devam ediyor, çalışıyoruz, müşterilerimiz var. İşte dönem sonu geldik. E, böyledir. Yani bazı müşterilerimizle yollarımızı ayırırız, bazı yeni müşteriler gelir. E, genelde de bu müşteri geçişleri dönem sonunda olur. Burada işte yeni müşteri kabul ederken veya müşterimizle yollarımızı ayırırken e, nelere dikkat etmemiz gerekir, nasıl davranmamız lazım? Ben bu soruyu ikinize de soruyorum. Hocam burada ne önerirsiniz? Böyle e, geçişleri huzurlu, sağlıklı tartışma olmaksızın nasıl yapmamız gerekir? Ben hocam süremizde kısa çok sihirli kelimeyi söyleyeyim ben bununla, bu konuyla ilgili meslek etiğine uymak. Bu hususta ilgili meslek etiğimize uyduğumuz sürece ne bürolarımız ne mesleğimiz zarar görecektir. Zaten etik kelimesi bu verdiğiniz sorunun hepsini kapsıyor. Sadece tavsiye olarak şunu da söyleyeyim. E, sıkça yaşadığım sorunların başında e, müşteri alırken veya müşterileri bıraktığım zaman evrakların mutlaka devir teslim tutanağı ile birlikte yapılması gerekiyor. Hangi evrakları aldık, hangi evrakları verdik. Sonrasında hukuki sorunlar da çıkabiliyor. Sadece bu tavsiyeye uyum ve e, dediğim gibi sihirli kelimemiz etik diyorum ben. Hocam sana bırakayım. Hocam ben de olabilir, işletme gidebilir, gelebilir. Yani bir defter bir başka meslektaştan diğer başka meslektaşa geçebilir ama hocamın söylediği gibi etik diyoruz ama etiğin içini dolduracak davranışlarından yapılmasını tavsiye ediyorum. Mutlaka ama mutlaka ne olursunuz defteri almadan önce naçizane tavsiyem bir meslek mesle meslektaşınızı aramanız ondan defterle ilgili bilgi almanız, alacağı veya da borcu veyahut da diğer durumdan olup olmadığını öğrenmeniz ve mutlak kural bu işlemleri tamamladıktan sonra sözleşme yapmadan, karşılıklı sözleşmeyi imzalamadan lütfen aldığınız mükellefle ilgili süreçleri başlatmamanızı ben de böyle önermiş olayım. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum bu konuda. Bir müşteri alırken o müşterinin bir geçmişine bakmak lazım. Bugün çok kolay sosyal medyada küçük bir araştırmayla 5 dakikada o müşterinin o müşterinin ortakları hakkında çok rahat bir şekilde bilgi sahibi edinebilirsiniz. O iş çevresini bir araştırmak gerekiyor. Siz gelecek olan müşterinin iş hacmini sizin ofisi olarak kaldırıp kaldıramayacağınıza bakmanız lazım. Yani böyle bir müşteri aldığınızda daha önceki müşterilerinize vermiş olduğunuz hizmetin kalitesinde bir azalmaya sebebiyet verecek mi? Sizi çok fazla yoracak mı? Siz o konuda uzman mısınız? O müşteriye hizmet verebilecek misiniz? Onun araştırmasını mutlaka yapmak gerekiyor. Ne olursa olsun gel dememek gerekiyor. Bir de güzel bir söz vardır. Başkalarının mutsuzluğu üzerine kurulan mut, e, o, mutluluk nasıldı? Başkasının mutsuzluğu üzerinde asla bir mutluluk inşa edilemez. Evet. Ee, başkasının mutsuzluğu üzerinde kimse mutlu olamaz. Ee, siz bir yeni müşteri geldiğinde belki mutlu olabileceksiniz ama belki de bir meslektaşınızın mutsuzluğuna sebebiyet vereceksinizdir. Bu geçişleri birazcık bu, bu yönde de değerlendirmekte fayda var. Çok fazla sorumuz var. Hemen hemen hepsine cevap vermeye çalışacağız. Şimdi bu soruları tasdiflemek üzere 10 dakika ara istiyoruz. Hoşçakalın. Değerli meslektaşlarım, gelen haberlere göre çok sayıda meslektaşlarımız tarafından izlendiğimizi biliyoruz ve Anadolu'da pek çok oda başkanı, yöneticileri ve meslektaşlarımız tarafından da izlendiğini biliyoruz. Biz de isimlerini tek tek saymamız mümkün değil. Herkese selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz, gönderiyoruz. Şimdi birinci bölümde çok önemli bir konu vardı. Onu e, atlamışım sorulara cevap vermeden önce o soruyla devam edelim e, Serkan Hocam size bir soru iletmek istiyorum. Bu da önemli bir konu e, sorular geliyor. Bu ihracat bedellerinin döviz bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi ve bozdurulmasıyla ilgili kısa bir bilgi verelim hocam. E, Tabii hocam hızlıca bir cevap vermiş olalım. İhracat bedelleriyle ilgili yurda getirilmesi kuralı yani 180 gün kuru özel halleri es geçiyorum hızlıca. 180 gün içinde fiili ihracat tarihinden itibaren 180 gün içerisinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesi Türk parasının kıymetini koruma kararı 32 sayılı karardan dolayı artık zorunlu. Önce tebliğ 6 aydı sonra bir, bir yıl daha uzadı sonra bir yıl daha uzadı artık tebliğde de süre yok yani süresiz bir şekilde şu anda hayatımızda devam ediyor. İhracat bedelleri 5000 dolar ve üzerinde olan özellikle ihracat bedellerinin her bir gümrük beyannamesi açısından bunu söylüyorum. Yurda getirilmesi zorunlu. Bir bankadan bunun yurda getirildiğine dair e, son düzenlemede banka ihracat kabul belgesi diye geçiyor. Belgeye bağlanması zorunluluğu getirdi. Bunun atlanılmamasını özellikle ihracat yapan firmalar açısından önemsiyorum. İstisnası hizmet ihracatı, transit ticaret, özel fatura ee, mikro ihracat bir de serbest bölge işlem formu 5000 doların altında olanlar istisna yani bunlar için böyle bir hüküm yok bunun dışındakiler belgeye bağlayıp parayı getirmeleri zorunlu bankalar 5 gün içerisinde muhabir banka olarak vergi dersine bildiriyor 180 gün geçince vergi dersi bu tarz sizden bu belgeyi isteyip e, şey istiyor e, bilgi istiyor ibraz etmediğiniz zaman da bir cezai müeddesi var cezai ile karşı karşıya kalma ihtimali yüksek Evet hocam teşekkür ediyorum. Şimdi e, sorulara geliş sırasına göre cevap vermeye çalışalım. Ben de sizlere aktarayım ekrandan. E, Sayın Coşkun Özgen'in sorusu, değerli üstadlarım odamızda e, ACC arasındaki işbirliği 2021 yılında da devam edecek midir diye sormuş meslektaşımız. Müsaadenizle ben Tabii cevap efendim. vereyim. Edicek ee, devam ediyor zaten bu anlaşmamız bunu geçmiş olalım. Ee, Sayın İsmail Divrik'in sorusu. Merhaba sözleşmesi hala devam eden bir müşterime ulaşamadığımdan ilgili X icra ceza mahkemesi mali müşavir olarak bana yazı yazmış PTT kanalıyla bana tebrikat yapıldı hem de büroma bile değil ikametgah adresime. bahse konu şirketin yıl ve dönem bitirme belirtmeden ticari defterleri, banka kayıtları, bilançolarını müzekkerelerimizin alınmasından itibaren 30 gün içerisinde mahkememize sunmazsanız tarafınız tarafınızda değil ise de bulunmadığını bildirmemeniz ihtar olunur şeklinde. Ne yapmam gerekiyor? Benim açımdan bir sıkıntı durum var mı? Teşekkür etmiş. Serkan Hocam hocam aslında tabii biraz da de yani hukuk içeren bir soru. niye evine tebligat etmiş? Çünkü TC kimlik numarası giriliyor icra dairelerinden. Oradan da neve dedim. Yani nüfusa kayıtlı adrese tebligat çıkartılıyor. Mutlaka buna bir cevap vermesini öneririm. bilginin yani ne var ne yok bilmiyorum ama mutlaka bir cevap icra dairesine bir cevap vermesini öneririm. Eğer sözleşmesini feshetmişse feshettiğine dair bilgileri, vergi dairesine bildirmişse tek taraflı feshettiğinin tek taraflı feshettiğine dair bilgileri e, icra dairesine bildirsin. Ayrıca bir hukuk hizmeti almasını da öneriyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Sayın Betül Yiğit'in sorusu. Merhabalar Halim Hocam. İki sorum olacaktı. 2020 yılında cirosu 40 milyon TL. E-İrsale geçme durumu oldu burada. 2021 yılı için e, e geçme zorunluluğu var mıdır? 2. İmalatçılar da imalat defteri onaylatmak zorunda mı? Mustafa Hocam Anladın 2000 hocam. Anladığım kadarıyla 2019'da geçmemiş 2020'de geçtiği için 1 Temmuz 2021'de e-fatura e mükellefi e-arşiv mükellefi olacak 2022 yılında da e-defter mükellefi olacak Hocam ben bir ilave yapmak Tabii. istiyorum burada şimdi e, 509 sayılı tebliğde 2018-2019 yılında 25 milyon e-uygulama kapsamında olup 25 milyon ciro'yu aşanlar e-irsaleye e geçecek bir yedi itibariyle denmesine rağmen evet. devam eden süreçte 25 milyar milyonu aşanlarla ilgili henüz bir açıklama yok. O bir durağan açıklamaydı orada kaldı. Bazı sektörler var bunlar e geçecek. Onlar zaten işte o işe başladıklarından itibaren 3. ayın sonundan itibaren geçiyorlar ama bu 25 milyonu daha sonraki yıllarda geçenlerle ilgili yeni yayınlanacak tebliğli bir açıklama getireceklerini açıkladılar TÜRMOV'un e-uygulamalar seminerinde. Meslektaşımız bu konuda şimdilik beklesin. Evet. E, i̇malat defteri ile ilgili hocam. İmalat defteri vergisi kanunu 197. maddesine göre de zorunlu defterler arasında sayılmıştır. Hocam şey burada bir ilave Serkan hocam siz yapın buyurun. Şey beklesin derken sadece irsaliye beklesin. Evet Yani e-fatura defter süreci devam da irsaliye beklesin. Mustafa hocam devamı Orada çünkü hocam şöyle tebliğde e-fatura ile ilgili dönemi takip eden 7. ay diyor ama e irsaliye ile ilgili 1 1 Temmuz 2020 sonraki dönemlerle ilgili herhangi bir açıklama olmadığı için henüz tam net bir cevap burada veremiyoruz. Şey, hocam bu imalat ile ilgili de. Hocam bu 7A seçeneğine göre detaylı bir şekilde tek düzen hesap planında var. Detaylı bir şekilde eğer tutuyorlarsa imalat defterini tasdik ettirmelerine gerek yok hocam. Evet. evet. Kayıtlarınızı 7A seçeneğine göre evet. tutuyorsanız. Detaylı bir şekilde. Evet. Sayın Sami Kaptan'ın sorusu kolay gelsin. Mükellefim internet üzerinden ürün satmaktadır. Aylık olarak yaklaşık 1500 tane civarında fatura kesmektedir. Ben bilgisayar kullanma ve Excel kabiliyetimden dolayı yemeği kayıtları bu lukaya aktaramıyorum. O yüzden tek tek işletmek yerine onar günlük olarak liste mucibi satış olarak tek bir yemeği hastalığı kaydediyorum. Veri kaybı yok fakat bir sıkıntı yaşar mıyım? Teşekkür ederim. Burada şey... Yani Hocam. Der, mükellefimi. Tamam. E-defter mükellefi mi anlayamadım kısmını? E-defter değil. E-defter değil. Yoğun fatura kesen bir vergi mükellefi kayıtlarımı 10'ar günlük fiş mücibi yaparsam bir sorun yaşar mıyım diye soruyor. Eski klasik uygulama hocam. Yani, e-defter evet, kapsamını ama faturaları tek tek kaydetmeleri aslında doğru olanı. Yani bu e-defter ee, e defterle ilgili kılavuzda bunu özellikle belirtiyor ama kağıt uygulamalarda da yine aynı şekilde tavsiye ediyoruz. Yani bunları onar günlük yaptıkları zaman da bu sefer bunların yani icmal fişlerini tek tek tarih, sıra ve seri numarasını çıkartıp altına eklemesi gerekiyor. bunları ayırması doğru olanı. Yani bahsediyor ya hocam fiş mucibince. Fiş mucibince o diyor ama bunlar fatura. Mucibince olan fiş orada detaylandırılması gerekiyor. Evet aynen öyle. Yani o föyde detaylandırması gerekir, o faturaları ayırması doğru olan hocam. Evet. Değerli hocalarım, mesleğimizin aşısı odamız pandeminin başından beri bulmuştu. Bizi bu süreçte yalnız bırakmadılar. Emeği geçen herkesi alkışlıyorum. Yani bütün yorgunluğumuzu gidiyor burada değil gidiyor, mi hocam? Gidiyor, evet. Evet. Biz Çok de kendisine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ali Şahin'e e-arşiv fatura mükellefi olan bir şirketin yazar kasa kullanma esasları nelerdir? Offline çalışan yazar kasa kullanabilir mi? Diğer bir ifadeyle yazar kasa fişi ibraz etmek mümkün müdür? Diğer bir sorum, iştirak hisse satışından %75 istisnasından kaynaklı gelirlerin dönem sonu işlemleri ve dikkat etmemiz gereken prosedür nelerdir? İyi günler diliyor Sayın Ali Şahin e, ee, şöyle hemen e, şey yazar kasa ile ilgili şöyle bir durum var ee, e, arşiv uygulama tebliğ ve kılavuzunda bütün faturalarını yani büyük küçük 10 lira 100 lira 1000 lira demeden bütün faturalarını elektronik ortamda kesen mükelleflerin idareye başvurmaları durumda yazar kasa kullanmaları ile ilgili idare onlara özel bir izin veriyor ee, ama burada şey ayrımı yok bakın yani iş yerine geldiği zaman dahi fatura vereceksiniz artık her şeye faturanızı tam ee, böyle şeye bakmadan işte 10 liraydı 5 liraydı 3 liraydı 2 liraydı Hepsine eğer şu fatura düzenleme koşuluyla başkanlığa başvuru yaparsınız burada tabii bir de yazar kasa adet sınırı vardı o şartlarda sağlıyorsanız yazar kasa kullanımımızla ilgili özel bir izin alabiliyorsunuz ama onun dışında yazar kasayı kullanmayıp yazar kasayı bulundurmak yani bulundurabilirsiniz ama yaptığınız tüm işlemleri yine eğer şu faturadan kesebilirsiniz orada durabilir bunda bir sakınca yok iştirak kazancı istisnası da iştirak kazancının hükümlerini sağlıyorsa %75 istisnayı 31.12 itibariyle ya da hangi dönemde gerçekleştiyse geçici örgü beğenlemelerinde tekrar düzeltebiliyorsunuz. Yani istisnaya gelir tablosunun beğenlemeden indirimler bölümünü alıyorsunuz. Kurumlar vergisi her şeyi bağladıktan sonra 31.12 itibariyle de onu fon hesabına transferini sağlayabilirsiniz. Buna mı 31 dikkat edin. Kurumlarda da tekrar yine indirim olarak hesaplarda düzeltirsiniz. Hocam burada şunu yapmamız gerekiyor. O istisna kapsamındaki satış tamamı ilgili hesapta gelir tablosunda gösterilecek. Dönem sonunda bu kazançlar 690'a taşınacak. Ertesi sene işte 590'a gelen hesaptan bir birle kurumlar arası beyanemesini verdiğimiz tarih arasında ilgili hesap dönem karından önceki dönem karından alıp e, raporlanması gerekiyor. Evet işte o o yüzden hocam hani 31.12'de bu işlemler için startı evet. verin demek istedim. Teşekkürler hocam. Sayın Erhan Güler e, ...Güreler'in sorusu. Cuma günü ve hafta sonunda şubelerimizden oluşturulan e-arşiv faturalar merkez ofisimiz Cumartesi ve Pazar günü kapalı olduğundan Pazartesi günü onaylanıp Gibe gönderilmesinde herhangi bir cezai durum söz konusu mudur? Buyurun mu Hocam? Yani faturaların tabii günlük düzenlemesinden bahsettik ama burada çalışılmayan gün var. Seri sıranın tabii ki e, tarihin e, devam etmesine dikkat etmemiz yani gerekiyor. Yani kapalı olan cumartesi pazar, pazar günü kapalı olan, olan e, o faturaları pazartesi günü, günü yeni yani. gün içerisinde düzenlediğinizden dolayı, dolayı pazartesi gününün tarihini yazarak faturayı düzenlerseniz herhangi bir problem olmaz. Sayın Canan Sözbir'in sorusu. Merhaba Halim Hocam. Nezdinizde emin geçen herkese selam ve sevgilerini iletiyorum. Ben de size aynen iletmiş olayım hocalarım. Öteden beri gelen masup edilme olasılığını 5 yıllık süre zarfında kaybetmiş olan geçmiş yıl zararlarının ertelemiş vergi kapsamında nasıl değerlendirmeliyiz? Herhangi bir uygulama var mı? Tecrübelerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz? Serkan Hocam anlayabildiniz mi soruyu? E, anladım sanırım. Şimdi şöyle zararların indirimiyle ilgili özel hüküm var kurumlar vergisi İşte zararı diyor beğenlemede göstereceksiniz bunu beğenlemede taşıyacaksınız. Beşinci yıllık yani dönem zararı da bittikten sonra bunu beğenlemede artık karlarda indirim hakkınız yok. Bunu bir daha indirebileceğimiz bir imkan var mı? İndirebileceğimiz vergide indirebileceğimiz bir imkanımız yok maalesef. Yani bunun şeyi yok. Ya 2013 yılı zararını şimdi bir vergi indiriminde kullanabilir miyim derseniz hayır yok. Teşekkür ederim Serkan Hocam. Ee, sayın Yurdu Sever. 2020 yılı Defter defter tasdiki 31.12.2019 tarihinde yapılıyor. Hesap dönemi Sehven 2019 yılı yazılmıştır. Bunun hukuki sonuçları ne olabilir? Defter zamanında tasdik edilmiş özel usul cezası uygulanabilir mi yaptırımlar neler olabilir diye soruyor. Ben yanlış anlamamışım. defter kapağındaki tarihin yanlış. Tabii noter kağıdında yanlışlık yazılmış Orada diye. noterin de tasdiki olduğu için tarih de belli. Ben çok bir problem olacağını, ceza olacağını zannetmiyorum. Bir de şey hocam notere gidip bu durumu bizzat altına aldığımız durumlar da var. Hani aslında sehven yazıldığını noter huzurunda da yazıp Yapılan durumlar var. Onu da yaparlarsa biz problem görmüyorum. Evet. Olayların gerçek yani, mahiyeti esastır. Gerçek. Ama noterde ederim. o durumu bizzat altına almalarını öneririm yani. Evet. Güzel bir öneri. <laughs> ee, Sayın Murat Azman sormuş. Birçok birinci sınıf defter odalara kayıt yaptırmak istemiyor. Noterler sicil tasdiknamesi istiyor. İstemediği halde kişiler nasıl odaya kayıt ettirelim? Vergi mükellefi olan birinin vergi lavası yeterli olsa daha iyi değil mi? Hocam, burada Türk Ticaret Kanunumuzda aslında yazmış. Her tacir bir odaya kayıt olmak zorunda diye bir zorunluluk. Bu ara ara bu dönemi yaşıyoruz. Bazı yıllar noterler defterleri tasdik ediyor. Bazı yıllar tasdik etmiyor. Ama e, kanunda bununla ilgili net hüküm var. O da kaydı tabii ki gerekiyor. Teşekkürler hocam. Sayın Erol Güldan sormuş. Merhabalar yayınınız için teşekkür ederiz. Hizmet işletmelerinin birinci sınıfa geçiş hadleri hakkında bilgi vermenizi rica ederim. Yayın emeği geçenlere teşekkür ediyorum. E, hocam dediğimiz gibi 2021 yılı hadleri henüz belli olmadığı için tutarı şu an için veremiyoruz. E, i̇ş hasılatı hizmet satışı olduğu için orada alış satışı değil iş hasılatında yeni açıklanan hadlerde iş hasılatının yanında ne yazıyorsa onu e, baz almamız gerekiyor. Tabii bir sefere mahsus bir yüzde yirmi toleransımızın da olduğunu tabii, tabii. arkadaşımız bilmiş evet. olsun. Teşekkürler. Sayın Deniz Erol sormuş. Bir işletme defteri mükellefi VUK 177-181. maddelerinde belirtilen hadleri aşmasa da sadece ticaret odasına kayıt yaptırmaktan dolayı bir sonraki yıl birinci sınıf bilanç esasına göre defter tutmakla yükümlü olur mu? olmaz. Olmaz o <laughs> Orada zaten Bergüzü Kanda net olarak sınırlarını... Bir... <laughs> o zaman ortalık yıkılırdı zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir sürü ticaret odasına kaydolan gerçek kişi var. <laughs> evet Sayın Mert Çağan'ın sorusu. Birinci sınıf deftere geçiş kaç yıl oluyor? Arka arkaya iki yıl mı yoksa hadleri geçince mi oluyor? Hocam orada e, hatlerin yüzde yirmi yüzde oranı var. Hatleri yüzde 20 oranında geçmiş durumunda ilgili yılda mutlaka geçmiş lazım. Yani örnek verecek olursak bu yıl e, ki 2021 yılında için açıklanmış olan hadlerin yüzde yirmi fazlasını alacağız. Eğer alış satış tutarımız bu rakamları geçiyorsa 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutmamız gerekiyor. Alıştan ya da satıştan. Alıştan ya da satıştan. Birinde yüzde yirmiyi ihlal edersek geçeceğiz. Evet. Ama evet. Ee, bir yıl mı 2 yıl mı diyor ya siz yüzde yirmiyi aşmamakla birlikte ha, aşmak. İki ikinci, yıl, yılda ikinci yılda tekrar bir aşarsa. aşım söz konusuysa bu sefer o ikinci yıldan sorundan itibaren sınıfımızı evet. değiştirmemiz gerekiyor evet. ee, birinci yılda yüzde yirmi toleransımızı bir kere uygulayabiliyoruz sayın Hüseyin Öztürk'ün sorusu merhabalar Serbest meslek defteri tutmamız gerekirken sehven işletme defteri tutarsak ceza durumu nedir Serkan Hocam? Siz bahsetmiştiniz ama tabi e, tabii şimdi bu elektronik oldu ya hocam. Güzel bir anda... açıklamanız bir kez daha atalım. Evet yani bu elektronik de oldu şimdi elektronik boyutuyla da konuşmak gerekir. Şu anda e, olayı da şey olarak söylüyorum yani elektronik SMM yani DBS elektronik işletme olarak Danıştay'ın bu konuda yani vermiş olduğu görüşlerde hep şu mantık var. Serbest meslek daha dar bir bilgidir. İşletme defteri daha geniş bir bilgidir. Dolayısıyla işletme defterine kaydedince daha detaylı bir bilgiyi kaydettiği için burada e, yani vergi müfettişinin incelemeye uygun değil defter demesine imkan tanımıyor. Diyor ki daha detaylı bir defter sunuyor size. Siz burada görevinizi yapın bu defterden inceleyin diyor. E, ama bunlar dediğim gibi sadece yargıda var. E, böylelikle altını çizmiş olalım. Hocam burada şöyle bir sıkıntı da var. Serbest meslek defteri tutmanız gerekirken, işletme sahasına göre defter tutuyorsunuz. Bir de düzenlediğiniz belgeler var. SMM makbuzu düzenlemeniz gerekirken, elektronik ortamda siz e, belki de kağıt fatura düzenlemeye devam ediyorsunuz. Tabii, stopajlı durumlarda ayrı bir konu. Evet. Yani boyutu farklı bir boyuta geçebilir yani. Sadece defter sorusu geliyor ama defterin ne odur, haricinde değil de, de o duruma düşmemek lazım evet, hocam. Evet, ee, hocam bir şey daha önerebilir miyim bu konuda? Buyur, buyur. Yani mesele e, şeyde çok takılmış mükellefler meslek camiasına önerimdir. Yani gelir ilerisinin e, sayfasında havuz özerge dediğimiz yani herkesin okuyabileceği özelgeler kısmı var. Bu kısımda mesela defter ile ilgili hükümleri seçip özel filtreleyebilirsiniz. İşte senarist serbest meslek mi olacak? Ressam serbest meslek mi olacak? İşletme mi olacak? İşte kameraman mesela serbest meslek midir? İşletme midir? gibi birçok sorular var bu tarzda sorular. Hani oralarda bir göz atarlarsa mükellefleriyle ile ilgili. Neticede dediğiniz gibi yani işletme defteri tutmakla yetmiyor. E bir de faturalar var. E, serbest meslek makbuzları var. Bunlar da işin içine girince külfet biraz daha ağır olabilir. E, önerim o kısımlara mutlaka bir taramaları. Hocam benim başıma da geldi. Ee, bir vergi mükellefi geldi. Defterini bana tutturmak istediğini söyledi. Ben dedim serbest meslek defteri olması gerektiğini ilettim. Ama benim arkadaşlarım aynı iş yapıyor. işletme defteri. Sonra verdiğim cevabı beğenmedi. Muhtemelen yeni gittiği büroda işletme defteri açtırdı. Büyük bir riskle de karşı karşıya kalmış olacak. Bunu da buradan. Teşekkür ederim hocam. Olan. Serkan hocam sizinle devam edelim lütfen. Sayın Uğur Akçay'ın sorusu. Şirketlerin döviz kurundan kaynaklı oluşan kur zararları dolayısıyla bilançolar negatif bir görünüm sergilemektedir. Döviz kuru riskinden korunma yöntemleri konusunda değinebilir misiniz? 2. Gkap beyannamesi konusunda açıklayıcı tebliğ yayınlanacak mı? İyi yayınlar. GECAP ile ilgili cevap vereyim. Arkadaşlar GECAP ile ilgili TÜRMOP sürekli çalışma halinde. Arka plandan da destek vermeye çalışıyoruz. Çevre Bakanlığı biliyorsunuz bu kısmı yürütüyor. Emre Kartaloğlu, TÜRMÖP Genel Başkanımız bizzat süreci takip ediyor ve komisyonlara gidip katılıyor. Biraz daha önerilerimiz var, biraz daha süreçlerimiz Özellikle mesela fason teslimlerle ilgili kısımlar ve diğer kısımlarla ilgili iadelerde GKAP'ın hesaplanmaması ile ilgili birçok konu var. Bunlar iletiliyor. Tebliğ değil de usul ve esaslar yönetmelik yani yayınladıkları sistemi yine aynı şekilde devam ettirecekler. Ocak ayında biliyorsunuz ikinci dönem geliyor. Şimdiden ona da hazırlık yapmanızı öneriyorum. Diğer bir kısım kur farkları ile ilgili soruyor. Kur farkla ilgili aslında üç tane durum var. Bir onları anlatalım. Mesela ihracattan dayalı kur farkıysa o ihracatla ilgili kur farklarının gelirlerini 601 hesaba kaydetmeniz gerekir. Borçlanma ile ilgili kur farklarınız varsa bunları 780 hesaplara aktarmanız gerekiyor. Yani banka kredisi dövizle aldınız. Bu bir borçlanma tekniği. Bunu mesela 780 tek düzen hesap planı 2 nolu tebliğ. Bunu e, şimdi muhasebe uygulama genel tebliğ 2. Bunu böyle öneriyor. Böyle yapmanız istiyor. Yine ihracattan kaynakları eğer kur farkı giderleriniz varsa bunda e, hiçbir yerde hani bununla ilgili nerede kaydedileceğine dair bir hüküm yok ama genel kabul görmüş 612 hesapların kullanılması ya da 656 dediğimiz kambiyo zararları hesaplarının kullanılması kısım. Ve neticede bunları yaptıktan sonra da tabii ki de bilançolarınız negatife dönebilir kur farkından kaynaklı olarak. Biliyorum ki tahmin ediyorum bunu da biraz da banka kredileri nezdinde soruyor sanırım Uğur Akçay. Çünkü bilançolardaki negatifliği banka kredilerinde çok olumsuz karşılanıyor. Doğru olan değerleme yani vergi usul kanundaki değerlemeleri yerine getirip yapmanız yapmazsanız aslında daha çok başınıza sıkıntı geleceğinin altını çizeyim. Bunun dışında yani Başka bir yöntem yok maalesef. Ee, bir açıklama vardı hocam en son düzenleme. Bu kur farklarından dolayı bilançolar negatife döndüğünde borca batıklıkta dikkate alınmayacağı ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın bir düzenlemesi vardı hatırlarsanız. Hocam o Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ya da 79. maddesiyle İcra İflas kanununda zaten orada özel bir hüküm var. Yani evet. borca batıklığı hesaplamak için işletmenin güncel değerini net bugünkü satış değeri kavramı var. O zaten bizim vergi usulü için hazırladığımız bilançolarla da aslında şey değil yani bağdaşmıyor zaten. Evet. Teşekkürler. Rica ederim hocam. Selkan hocam. Ee, Sayın Ercan Ceylan. Öncelikli olarak sunumlarınız ve emekleriniz için teşekkür ederim. Defter tasdikleriyle ilgili bazı noterlerde uygulama farklılıkları mevcuttur. O da karar defteri, damga vergisi gibi defterlerin yeni dönem tasdiklerinde Noterler illaki önceki defteri görmek istemekte ve kapanış tasdikini de görmek istemektedirler. Bu sebepten yeni defter tasdik etmemektedirler ve muhatapları devam tasdikine yönlendirmektedirler. Konuyla ilgili görüşlerinizi arz ederim. Hocam, yeterli sayfa olması durumda zaten devam edecek. Ara tasdik yapmak. Ara, ara tasdik yapmak şartıyla. Ama bu e, damga vergisi olsun, hocam e, yani... karar defteri olsun, burada talep etmeleri yersiz ya, hocam şöyle yani buyurun Serkan hocam. ticari Defterler Tebliğinde bununla ilgili bölüm var. Orada diyor ki pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin diyor. Sadece o iki defterle sınırlı. Bu iki defterin Bit, bittiğini gösterin ibraz edin çünkü bu defterler tasdik tasdiki bitene kadar kullanılan defterler yani defteri tasdik ettiğiniz bütün sayfaları bitene kadar bir daha tasdik etmiyorsunuz açılış ve kapanışa tabi olmuyor süre bir damga vergisi defteri gibi ya da bir karar defteri gibi olmadığı için sadece o iki defterle sınırlı ticari e, defterlerle ilgili tebliğdeki hükmün sadece o iki defterlerde uygulayabilirler onun dışında yok yani böyle bir durum damga olsa da tebliğe götürebilirler. Evet, bu doğru bir uygulama değil. O bahsettiğiniz iki defterin zayi belgesi çıkartılması söz evet. konusu hocam. Teşekkür ederim. Sayın Burhan Berberoğlu. 2020 yılı e-defter mükelleflerine ait envanter defteri tasdik edilmemiş olursa mükellefin durumu ne olur? Defter tasdiki yapılmalı mıdır? Yapılırsa cezası olur mu? Ee, Rize'den selam söylemiş. Ee, sanıyorum Muammer Berberoğlu'yla da bir akrabalığı söz konusudur. Çünkü Muammer Berberoğlu önceki dönem Rize Oda Başkanı ee, bu envanter defterinin tasdik edilmemesi noktasında katma değer vergileri indirilen katma değer vergisi reddolur mu diye soru sormuş ee, sorunun devamı buradan şimdi karşımıza geldi buyurun Hocam, Benim de e, orada 6.100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunundan bahsettik defterlerin tüm defterlerin tam ve eksiksiz olarak tutulmasından bahsediyor dolayısıyla tutulması zorunlu olan bir defterlerden birinin bile tutulmamış olması durumunda e, tacirin lehine delil olmuyor. Sadece aleyhine delil oluyor. Ama bu o soruda KDV açısından düşünecek olursak e, elimizde tasdikli bir yemeğe defteri var. E, zannediyorum ki bir sorun olmayacağı yönde. Ama tabii ki bu arada 9387 TL e, cezadan bahsettik. Onu da e, burada söylemiş olalım. Doğru hocam. Ben geçmişte yıllar önce siz bilmezsiniz belki de <laughs> kasa de... tevellüt ortaya çıkıyor. <laughs> kasa defteri olurdu işletmelerde e, son olarak. gelmiştir evet. E, çok net hatırlıyorum. Bir mükellef bir e, belgeyi sadece kasa defterinde kayıt altına aldı diye Katma değer indirilebileceği yönünde mahkeme kararı var. Evet. Yani yeğmiyesine yazmamış, kebir'e yazmamış evet. ama kasa defterinde var diye o KDV red olmamıştı. Bu katma değer açısından burada herhangi ama bir sıkıntı, bir mahkemelik bir yoktur tabii sorun. O, o tabii evet. Yani defterlerin zaman taşdemesiyle ilgili cezaya karşılaşabilir ama KDV'den bir sıkıntı, sıkıntı Olmadı Evet. E, biraz uzun bir soru Sayın Ayşe Çelikbaş'ın. Öncelikle mesle ve bizlere olan çok kıymetli katkılarınızdan dolayı teşekkür etmiş. E-Fatura, E-Defter geçiş zorunluluğu olan internet reklam aracılığı, hizmet aracılığını tanımlar mısınız? Örneğin Türksel Vodafone firmaları sosyal medya mecralarında işletmelere reklam hizmeti vermektedir. Bu kapsamda taşeron veya partner olarak adlandırdıkları firmalardan müşteri talebi yönlendirme ve yeni müşteri bulma hizmetleri almaktadırlar. Patları firma müşteriye mevcut kampanyalar hakkında bilgilendirme yaparak müşterinin onay vermesi halinde gelen talebin olduğu Turkcell Vodafone firmalarına ileterek reklam hizmeti bedeli açıklamasıyla fatura müşterisine düzenlenmektedir. Bu durumu reklam hizmetinin gerçekleştirilmesine birden fazla aracı bulunması olarak mı değerlendirmeliyiz? Diğer sorusu da 464 nolu VUK tebliği kapsamında sürekli bilgi verme zorunluluğu olan e, Cumhurbaşkanlığı kararı yükümlülüğü stopaj yükümlüğü getirilen arasında yer alacak mıdır? Mevzuata internet reklamcılığı hizmeti aracılık biraz ucu açık tanımlı sanki ve ben tam anlayamadım demiş. Hocam e, e, sorucu uzun Hocam soru çok uzun. E, şöyle bir şey önerelim. Gibin sayfasında çok güzel bir soru cevaplar halinde bir kitapçık halinde var. İnternet nedir? İnternet reklamcılığı nedir? Tamam, mı tamam orada. Şimdi yanlış bir ifade kullanırız. Evet. İfadede yanlış anlaşılma olur. Ben o, o, o sayfayı öneririm açıkçası. Değerli meslektaşlarım, şu anda kamera arkasında Tesmer Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Tapkar Tesmer Sekreterimiz Sayın Güler Güney, e, Tesmer Yönetim Kulürümüz Sayın Nedim Boz, Eğitmenlerimizden Yalçın Sütütemiz, eğitmenlerimizden Sayın Erhan Sular bir taraftan sizlerin sorularına cevap yazmaktalar. Yani bu ne anlama geliyor? E, çok ciddi sayıda fazla bir soru var. Bizler bu soruları, bizler bu soruları e, öncelikle böyle benzersiz olanları bize aktarıyorlar. Biz buradan cevaplamaya çalışıyoruz. Tekrara gelen soruların tamamına arkadaşlarımız Arka planda şu anda sizlere cevap yazmakla uğraşıyorlar. Bu soruyu da biz bir ev ödevi olarak alıyoruz. Yani çok uzun bir soru. Süreyi birazcık iyi kullanmak istiyoruz. Soru uzun olduğu için hatalı bir evet. cevap da verebiliriz. Serkan Hocam Yanlış bir işlem. Tüm Yan tamamı GİP'te zaten memnun. Deniz... Soyadı yok belki koç olabilir diye yorumluyorum adını soyadı, çok özür diliyorum Deniz Koç Defter tutma adleri genelde 30 Aralık'a falan açıklanıyor Biz o tarihi bekleyemeyiz Yani burada 2019 olmazı yeniden değerleme oranında artırıp baksak doğru olmaz mı diye sormuş Yani risk almış oluruz Negatif tarafta bir değerlendirirsek tabii ki sorun olmaz Şimdi burada mevzatımız şunu diyor hocam Eğer Maliye Bakanlığı bir hat açıklamaz ise, ise o zaman yeniden değerleme oranında artırılır. Hiç artırmayacağına dair bir irade kullanırsa Hayır. tamam ama biz mutlaka beklemeliyiz. Yani şu an vaktimiz var. Evet. Bence evet. beklemesini burada tavsiye ediyoruz. Evet. Ee, Sayın Engin Aytekin'in sorusu hocam. Araç alım satımı ile ilgili galeri bir mükellefi ile galeri olmayan mükellefin nasıl fatura kesecekleri ile ilgili yüzeysel bir bu konu üstünde bilgi verebilir misiniz? diye sormuş Serkan Hocam. Siz yani lütfen. dediğim gibi yani ikinci el araç alım satım ticareti ile ilgili yönetmeli uygun belge aldığı zaman örnek söylüyorum şahıstan bir araç aldı 100 bin TL sattı 110 bin TL 100 bin TL faturada gösteriyor aradaki 10 yani daha doğrusu 110 bin TL faturada gösteriyor ama 10 bin TL %1 KDV hesaplayacak şekilde işlem yapıyor bunu iki türlü gösteren var 110.000 TL yazıp alta komisyonu 10.000 TL, KDV'si %1 diye gösteren teknik de var. Bunu yani böyle de gösteren var. E, tamamen şey görselle alakalı bir durum. Yani bunu bu şekilde yapabilirsiniz ama e, galeri olmayan biri bu işlemi yapıyorsa belgesi yoksa o zaten direkt 100.000 lira aldığı arabayı 110.000 TL'ye satıyorsa hani KDV'sini şahıstan aldığı için söylüyorum %1 olduğu yönündeki ifademe devam etmek için. 110 TL, %1 kader uygulayıp kesecek. Bu kadar. Teşekkürler hocam. Bir de üstad demiş ki, sakin bir günü seçerek seminer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir eğitim oluyor. E, ne yapalım arkadaşlar? Geliyoruz. Ne zaman gelsek evde yoksunuz. Evet. Ne zaman geliyorsak <laughs> evde yoksunuz. Ofiste <laughs> <Biz de>, yoksunuz. <laughs> <de, gülüyor> <lakin, gülüyor> sokağa çıkma yasağı olan, yani genelde bize yok ama, bugün dinleniyorsunuzdur diye, biz de bugün ziyaretinize geldik. Teşekkürler hocam. E, Sayın Ayten, Özkurt merhaba bilanço üzerinden işletme netine dönmek için son iki yıl verileri mi hadlerin altında kalması mı gerekiyor diye sormuş. Bilançodan işletmeye. O bilançodan işletmeye e, yine aynı yüzde %20 oranı burada da geçerli. Eee 2 yıl üst üste geçmesi 3 yıl üst üste geçmesinden sonra bir sonraki yıl işletme esasında göre Çıkarken 2 yıla bakıyoruz. inerken 2 yıla bakıyoruz. Bir de e, bir yıla bakarken de alıştan veya satıstan her her birinde, herhangi birinde herhangi birinde yirmi aşıyorsak inebiliyoruz. Evet. Sayın Sertaç sert başın sorusu oldukça uzun. Üç tane sorusu var yukarılara. Ee, Bizi ağlamalarından çok memnun olduklarını söylemişler. Siz de öyle sürekli değişen ve karmaşıklaşan mevzuatı bizlere seminerle anlatmanızdan ve bizleri bundan doğru uygulayamasaydık, bu mükellefleri de cezalarla karşılaşsaydı idare belki bu eziyetten vazgeçip mevzuatla bu kadar fazla oynamayacaktı. Ha kabahatlı olduk. <laughs> <laughs> Sen Bey lütfen. Ama ironi yapıyorum <laughs> diye de söylemiş. Şaka bir yana emeklerinizin tekrar teşekkür ediyor. Bir tarifimiz son 3 yılda yaşadığımız yüksek enflasyonun gerisinde kaldı. Bunun düzeltilmesi lazım. Evet önerisi olarak almış olalım. Oranlarda vermiş. 2019 başında tarifeden eden %50 defter farkı kalktı. Bilhassa 2020 başında limitler azalmışken çok ilave firma e-deftere geçecek. Bu %50 fark geri gelmelidir demiş. Defter tutma hizmetlerinde de KDV'sini %1 şirkette de KS8 olmalıdır diye. Ee, Büyük bir aile olduğumuzu, gücümüzü göstermeliyiz diye de önerilerinde bulunmuş. Ben e, kendisine selam söylüyorum sadece. Evet. E, Sayın Hatay'dan sorumuz var hocam. Figen Hanım sormuş. E, aynı zamanda Hatay Odası'nda yönetim üyesi değerli meslektaşımız. 2019'da e deftere girdi zannedip defter tasdik yapılmıyor. Şubat'ta fark ediliyor... Hemen 2018 defterine kapanış ve 2019 devam tasdiği Şubat'ta yapılıyor. Süresinde yapılmayıp takip eden ayda yapılmış sayılır mı? Yani bir usul cezası ile kriz sona erer mi? Şu, e, anladığım kadarıyla e de müracaat edilmemiş. Defter geç ara onay yapılmış. Doğru mu anladım soruyu? Şubat'ta fark ediliyor. Hemen 2018 defterine kapanış 2019 devam tasdiği Şubat ayında yapılıyor. E, o e, zaman hocam eee Vergi Usul Kanunu'nda net e, dönem takip eden birinci ayın sonundan e, birinci ayından sonra tasdik edilmesi durumunda hiç tasdik edilmemiş sayılır. Bunun sorusunda aslında verdik. Dolayısıyla e, birinci derece özel usulsüzlük, re'sen takdir, ayrıca eee Katma Değer Vergisi 34. maddesi gereği e, sorun yaşayabilir. Tabii bu yargı kararları bahsettik. Olumlu olumsuz yargı kararları var e, ee, bu, bu vesile Hatay odasında değerli yönetim üyesi Münir Atıcı'nın da birkaç gün önce babası vefat etti. Kendilerine bas diliyoruz. Tüm Hataylı meslektaşlarımıza selam söylüyoruz. Sayın Hasan Şahin, defterin ön sayfasını ayarlar ile oynayarak dört sayfa birden sıkıştırıp bastıran arkadaşlar var. Bu geçerli bir durum bu. Defterin Puntunu düşürüyor He, hocam. Kuntu... <laughs> fontunu. Yani <laughs> fontunu. açıklayabilir ve okunabilir, incelenebilir olması burada gerekiyor. Ön sayfayı kullandı eğer bilgiler orada açık net ve okunabilirse. Ama bu ilginç bir soruydu. Enteresan bir soru. Ilk defa. Büyük eşle <laughs> Yani orada e, müfettiş incelemeye ait değildir deyip e, reddedilebilir. Okun haklıysa bence bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Ben yani ilk şöyle defa diyelim böyle bir şeyle karşılaştım. E, defteri görmek Hocam, lazım. Aslında Öyle diyelim. Meslektaşı tebrik etmek lazım. Yaratıcı. Yaratıcılığından şarkı. dolayı. Ama başına ne geleceğini zaman gösterecek. Bizim e, sorunları çözüm odaklı olduğumuz için çok enteresan konularda da enteresan İli, e, ilginç çözümler bulabiliyoruz. Bu da herhalde onlardan biri. <laughs> Sayın Özel Okur YMİ defterinin sayfalarının yetmediği durumda defterin ana hesap bazında yazılması durumunu değerlendirir misiniz? VUK, SSK, TTK, bütün kısaltmalar. Evet. evet. <laughs> e, hocam. E, hocam işte yine Mustafa hocam söyledi gibi açık olacak yani inceleme elemanının anlayabileceği bir kısımda olacak. Biz, hani kebir defterlere, kebir hesaplara zaten bizim hesap planımız kayıt atmaya da izin vermiyor. Alt hesapları göstermek gerekiyor. Yani yine dediğim gibi sorun yaşama ihtimalleri yüksek. Mutlaka. Defterin incelenebilir bir halde olması gerekiyor. Sayın Açına. Ali Bayram'ın sorusu. Değerli üsatların bir mükellefim 10 yıl önce almış olduğu arsayı kat karşılığı sözleşmesini istinaden müteahhite verdi. Ve 2020 yılında 16 dairenin tapusunu üzerine aldı. Yıl içinde kendisine mükellefiyet kaydı açtırıp defter beyan sistemi üzerinden... <laughs> E, gerekli kayıtlar yapıldı. Daire alım satım rakamları haddini aştığı için 2021'de bilanç esasına göre mi işlem yapılması gerekir? Bir görüşe göre mükellefiyet kaydı açılmadan her sene Mart ayında değer artışı beyanı vermesi hususu. Hocam? Valla ilginç geldi. <laughs> Şöyle şeyi yakalayamadım. Yani Gerçek kişi mi bu bir mükellefim derken vergi mükellefi mi bir şahıstan mı bahsediyor ben onu yakalayamadım zaten vergi mükellefi ise yeniden değerleme diye bir durum yok yani bir şahsın kat karşılığında arsasını bir işletmeye vermiş olmasında cevap değiştiği için tam olarak o kısmını yakalayamadım ama yani şöyle cevap vermiş olayım bir işletme ise yani bir defter falan açtım dediği için de o kısmı da açıkçası yani sanki şahıs biri arsasını veriyor. 15-20 tane deş, şey oluyor, dairesi oluyor. Sonra onu burada şu. dönüştürüyor gibi bir şey. Burada yaklaşım şu. Yani. Benim bir arsam var. 16 daire karşılığı. Ama siz vergi değilsiniz. değilsiniz. Değilim. Tamam. Ee, bu da burada idarenin yaklaşımı şu. Hani sen 16 tane daire elde edeceksin buradan. Bu ancak ancak ticari kazanç kapsamına girer. Kişinin zati kullanımından fazla olduğunu düşünerek burada vergi mükellefiyeti tesis ettirme gayreti içerisinde diyor ki arkadaşımız da yani rakamlar çok fazla hemen bilançoya mı geçecek eğer bu ticari kazanç kapsamına alınırsa şimdi çok gri alan var bir bu gerçekten ticari kazanç kapsamına girer mi her şeyden önce e, edilimi çok önemli miras yoluyla mı gelmiş yoksa bir arsayı alıp bunu müteahhite verip daire mi elde etmek istiyor Burada durum ticari kazanç kapsamına girip girmediği değişkenlik arz eder. Ama normal şartlarda olabilir. Evet, ticari kazanç kapsamında alacaksak ilk senesi işletme defteri, sonra satış cirolarına bakarsınız. Bilançoya evet, girip geçmemesine karar verirsiniz. Özetle böyle. Birazcık ben hızlandırmak için evet, evet, topa hocam. girdim. Katılıyorum ya. Birkaç şey daha söylenebilir de biraz katılıyorum size aynen. Evet, teşekkür ederim. Sayın Volkan Çayır'ın sorusu 2018 yılında 35 milyon cirosu olan sadece belediyelere ihaleli inşaat işleri yapan limiter şirketinin 17 2021'de 20'de e geçirmeyi atlamışız. Ancak 17-2020 tarihinden önce ya da sonra kağıt irsaliye düzenleyecek bir teslim yapılmadı. Çünkü sadece hak ediş faturası kesiliyor. E, ee, cezai ile karşılaşılır mı? Şimdi başvuru yapsın hocam bir önce başvurusunu yapsın. Çünkü irseliye kesmeyecek evet. zaten. Sadece başvurudan evet. dolayı bir cezai müeddesi var. Şimdi başvurusunu yaptın. Doğru. Başvurusunu 2000, yaptın o kadar. 2020 yılında limite şirketiyle şahıs şirketmesi belediyeden almış olduğu ihale nedeniyle adi ortaklık açılışı yaptı. Bu işin belediye 5 milyon TL iş faturası kesti. Kesilen iş yıllara sahir ed, e, ediyor. 2021 yılında sarkacak. 2021 yılında e-fatura ya da e-deftere geçmesi gerekir mi? oldukça uzun. Hocam Olur. değil. Hocam şöyle 2000, ya. 2016 ya da 2014 yılında e ilgili yıllara sarı inşaatla ilgili gelir tablosu duyurusu var. Yani eğer yıllara ise yıllara sarinin olduğu dönemdeki gelir tablosuna 600 601 602'ye bakacak o kadar. Ne yani zaman 600'de hesapta evet, aktarıyorsa o yılın cirosuna bakacak evet. ama evet. Dikkat etsin. İş yaptığı iş yıllara mi? Yaptığı iş inşaat öğretişi ona dikkat yani etsin. Burada bürüt yani. satışa bakacağız. Yani 2020 yılında 600'de bakıyoruz. raporlamadığı için sıkıntısı evet. yok bu arkadaşımız. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Biz dediğim gibi gerek telefonlarımıza gerek mail ortamında çok fazla soru var. Hocalarımız kalan sorulara cevap verecek. Ben size bir söz vereyim Serkan Hocam. Ee, bizi ben bizi evlerinde misafir eden tüm meslektaşlara, tüm bizi dinleyen arkadaşlara, Hatay'dan Eskişehir'e gördüğüm kadarıyla Çanakkale'den Vana kadar birçok e, kitle bizi takip etti ve izledi. Ben hepsine bizi misafir ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Hocam izin olsa bir teşekkürü de ben ekip arkadaşlarımıza yapmak istiyorum. Tesmer Başkan Yardımcımız Fatih Tapkan'a, sekreterimiz Güler Güney'e, arkada harıl harıl sorularımızı yine hızlıca yapmaya çalışan, aynı zamanda yine Tesmer üyemiz olan Nedim Boz, Yalçın Sütü Temiz, Erhan Sular'a, yine ekip arkadaşım Halim Hocam size, Mustafa Hocam sizlere. Tabii biz bu eğitimler hazırlanırken arkada çok ciddi anlamda emek verip ve çalışıyoruz. Bundan dolayı ben herkese teşekkür ediyorum. Sinan arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar teşekkür ederim misafirperverlikleri için. Mustafa hocam. Ben de e, çok teşekkür ediyorum. Anadolu'da birçok ile gittik. Tabi yüz yüze görüşmek farklı. Online olarak da e, tüm Anadolu'da tüm Türkiye ile birlikte olmak çok keyifli çok güzeldi. Kamera arkasında çalışan tüm e, hem oda çalışanlarımız değerli arkadaşlarım, e, çok teşekkür ediyorum. Umarım verimli ve faydalı bir eğitim olmuştur. Teşekkürler hocam. Elbet geçecek bu günler. Yine dost kahveleri içilecek. Sevgililer sahilde yürüyecek, yaşlılar sokakta. Çocuklar parkta korkusuz oynayacak. Özlemler büyük, gönüller yorgun. Elbet bu da bitecek. Uzak kalıp gidemediğimiz, sarılamadığımız kim varsa elbet bir gün kavuşacağız. Bir gün uyandığında güzel bir gün göreceksin. Güneş olacak. Ve her şey yeni değişmiş ve parlak olacak. Bir başka yayında görüşmek üzere hoşçakalın) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası